Jack London, Kızıl Veba. Patika bir zamanlar üzerinden demir yolu geçen yükseltilmiş toprak set boyunca uzanıyordu. Ancak demir yolunda yıllardır tren işlemiyordu. Orman setin iki yamacından yürümüş, ağaçlar ve çalılardan oluşan bir dalgayla örterek üstünü yeşile bürümüştü. Bir insanın bedeni kadar dar olan patika artık sadece vahşi hayvanların yoluydu. Arada sırada ormanın yeşili içinden kendini gösteren paslı demir parçaları, raylarla traverslerin hala durduğunu ortaya koyuyordu. Bir yerde, tam da bağlantı noktasında filiz vermiş olan 25 santimlik bir ağaç, rayın ucunu havaya kaldırıp tamamen gözler önüne sarmıştı. Yatağını çakılların ve çürümüş yaprakların doldurabileceği kadar uzun olan mığın tuttuğu travers de belli ki rayı izlemiş, böylece dağılıp dökülmekte olan kereste tuhaf bir eğimle havaya kalkmıştı. Ne kadar eski olsa da bu demir yolunun bir zamanlar monoray olduğu anlaşılıyordu. İhtiyar bir adamla bir çocuk bu yoldan yürüyordu. Oldukça yavaş ilerliyorlardı çünkü adam hayli yaşlıydı. Şöylece bir dokunup geçmiş olan inme yüzünden hareket ederken sürekli titriyor, elindeki uzun sopaya dayanmadan yürüyemiyordu. Kafasını güneşten keçi derisinden yapılma kaba bir bere koruyordu. Başlığın altından seyrek bir tutam kirli ve kırçıl saç çıkmıştı. Koca bir yapraktan maharetle yapılmış güneş siperliğinin koruduğu gözleri dikkatle ayağının bastığı yerlere bakıyordu. Normalde kar beyazı olması gereken ama saçını yıpratıp kirleten aynı havayla ve aynı kamp ortamınca pisletildiğini ortaya koyan sakalı, iç içe geçmiş bir kıl yığını halinde neredeyse beline kadar uzanıyordu. Omuzlarıyla göğsünden aşağıya keçi derisinden yapılma tek parçalı perişan giysisi sarkıyordu. Çok ileri yaşta olduğunu ortaya koyan sıska ve pörsümüş kollarıyla bacaklarındaki güneş yanıkları, yaralar ve sıyrıklar yıllardır dış koşullara açık halde yaşadığını gösteriyordu. İhtiyarın yavaşlığına ayak uydurmak için kaslarının hız hevesini bastırarak önde yürüyen çocuk da onun gibi üstüne tek parçalı bir şey giymişti. Ortasındaki delikten kafasını geçirdiği, kenarları düzensiz kesilmiş bir ayı postu. 12 yaşından fazla göstermiyordu. Bir domuzun yeni kesilmiş kuyruğu bir kulağının üstüne hınzırca asılmıştı. Bir elinde orta boy bir yayla ok vardı. Sırtında ok dolu sadağı vardı. Boynundaki sırımı asılmış kından bir avcı bıçağının dövülmüş sapı baş vermişti. Marsık gibi esmerdi ve neredeyse kedi adımlarıyla yumuşacık yürüyordu. Gözleri, teninin bu güneş yanığıyla belirgin bir karşıtlık içindeydiler. Mavi, derin deniz mavisi renginde ve bir çift matkap kadar keskin ve dikkatliydiler. Sanki sürekli arkayı ve çevreyi kollamaya alışkanlık haline getirmişlerdi. Çocuk yürürken bir yandan da etrafı kokluyor, kabarıp inen, titreyen burun delikleri dış dünyadan beynine sonsuz bir iletiler dizisi aktarıyordu. Yine son derece güçlü olan duyma yetisi de işlevini kendiliğinden sürdürebilecek şekilde eğitilmişti. Bilinçli bir çaba göstermeksizin, görünürdeki sessizlik içinde fark edilmeyen tüm sesleri duyar ve ister yaprakların yelin önündeki hışırtısı, ister arılarla sineklerin vızıltısı, ister sadece rüzgar ara ara dindiğinde kendisine ulaşabilen denizin uzaklardaki gümbürtüsü, isterse hemen ayağının dibindeki deliğinin girişine bir avuç toprak küreyen tarla sincabının tıkırtısı olsun. Duyar, birbirinden ayırt eder ve sınıflandırırdı. Bir anda dikkat kesildi çocuk. Ses, görüntü ve koku hep beraber uyarmıştı onu. Eli geri gidip ihtiyara dokununca ikisi de oldukları halde kaldılar. İleriden toprak setin üstünden çıtırtılar geliyordu. Çocuğun bakışları hareketlenen çalılara sabitlendi. Sonra manzaranın içine koca bir ayı, bir boz ayı daldı ve insanları görür görmez aynı onlar gibi donup kaldı. Onlardan hoşlanmamıştı, huysuz huysuz homurdandı. Çocuk yavaş hareketlerle okunu yaya yerleştirip yine yavaşça kirişi gerdi. Bunu yaparken gözlerini ayıdan hiç ayırmamıştı. Yeşil yaprağının altından dikkatle tehlikeye bakan ihtiyar da çocuk kadar sessizdi.
Birkaç saniye boyunca bu karşılıklı inceleme sürdükten sonra ayının giderek daha çok rahatsız olduğunu gösteren bir homurdu koyuvermesiyle birlikte çocuk kafasının bir hareketiyle ihtiyarın patikadan çekilip toprak setten aşağı inmesi gerektiğini işaret etti. Yayını hazır tutup geri geri giderek o da ihtiyarı izledi. Toprak setin öbür tarafındaki çıtırtılar ayının gittiğini haber verene kadar orada beklediler. Sonra öne düşüp tekrar patikaya çıkarken çocuk sırıttı. ''Amma da büyüktü değil mi Granser?'' diye kıkırdadı. İhtiyar başıyla onayladı. İncecik, dayanılmaz bir sesle ''Her geçen gün daha da irileşiyorlar.'' diye şikayet etti. Cliff House'a giderken insanın hayati tehlike atlatacağı zamanları göreceğim kimin aklına gelirdi dedi. Ben küçükken Edwin havanın güzel olduğu günlerde San Francisco'dan buraya on binlerce adam, kadın ve bebek gelirdi. Tabii ki o zamanlar ortalıkta ayı falan olmazdı. Hayır efendim olmazdı. Hatta insanlar kafeste tutulan ayıları görmek için üstüne para verirdi. Sayıları o kadar azalmıştı. Dedi ihtiyar. ''Para nedir Granser?'' diye sordu çocuk. İhtiyar daha cevap vermeye fırsat bulamadan aklına bir şey gelen çocuk, zafer kazanmışçasına üstündeki ayı postunun içindeki keseye elini sokup hırpalanmış ve kararmış bir gümüş dolar çıkardı. Parayı yaklaştırınca ihtiyarın gözleri ışıldadı. ''Ben göremiyorum, bak bakalım tarihini görebilecek misin Edwin?'' diye mırıldandı. Çocuk kahkahalarla güldü. ''Harikasın Granser, her zaman küçük işaretlerin büyük şeyler anlattığına inanırsın.'' diye bağırdı hoşnutlukla. İhtiyar parayı tekrar gözlerine yaklaştırırken alışık olduğu kırgınlıklardan birini daha yaşadığı anlaşılıyordu. Tiz bir sesle 2012 dedikten sonra da tuhaf bir şekilde çenesi açılıverdi. 5. Morgan'ın Patronlar Kurulu tarafından Amerika Birleşik Devletler Başkanı atandığı yıl. Bu para basılan son paralardan olmalı. Çünkü 2013 yılında Kızıl Ölüm geldi. Tanrım, Tanrım bir düşün. Bunlar 60 yıl önce oldu ve dünyada o yılları gören bir tek ben kaldım. Bunu nerede buldun Edwin? Diye sordu ihtiyar. Çocuk yarım akıllıların önemsiz gevezeliklerini hoşgörülü bir ilgiyle karşılayan bakışlarla ihtiyarı izlerken cevabını gecikmeden verdi. ''Huhu'dan aldım. O da geçen bahar San Jose'de keçi güderken bulmuş. Bunun para olduğunu o söyledi. Acıktın mı Granser?'' dedi çocuk. İhtiyar sopasını daha da sıkı tutarak hızlanırken gözleri iştahla parlıyordu. ''Umarım tavşan dudak bir yengeç yakalamış olsun. Hatta iki. Çok güzel oluyorlar, hele de ağzında diş kalmamışsa ve dedelerini seven, onun için yengeç yakalayan torunların varsa öyle güzel yeniyorlar ki. Ben küçükken.'' diye mırıldandı ihtiyar. Tam o sırada Edwin gördüğü şey nedeniyle birdenbire durmuş, okunu yerleştirmiş yayını geriyordu. Toprak setin kenarındaki bir yarığın kıyısında durmuştu. Eskiden burada olan bir menfezin içinden geçen akarsu artık menfez kalmadığı için toprak dolguda bir yarık oluşturmuştu. Yarığın öte tarafında bir rayın ucu havaya yükselmişti. Üzerini kaplamış bitki ve sarmaşıkların arasından paslanmış demir görünüyordu. Az ilerisinde çalıların yanında oturmuş bir tavşan ürpertili bir duraksama içinde çocuğa bakıyordu. Aradaki mesafe en az 15 metreydi ama ok doğru istikamete fırlayıp tavşanı mıhladı. Yaralanan hayvan ani bir dehşetle çığlıklar atıp acı içinde seke seke çalılıkların arasına daldı. Yarığın dik kenarından aşağı sonra da öbür taraftan yukarı sıçrayan oğlan kahverengi tenli bir şimşeğe uçan bir kürke dönmüştü. Sırım gibi kasları zarif ve etkin biçimde harekete geçen çelik yaylar gibiydi. Yaralı hayvanı yaklaşık 30 metre ötede yoğun çalılıkların arasında yakaladı. Kafasını uygun bir ağacın gövdesine vurdu ve taşısın diye Granser'a verdi. Tavşan güzel, pek güzel ama ağızlara layık bir ziyafet olacaksa yengeci tercih ederim. Ben küçükken derken sesi titriyordu ihtiyarın. Edwin sabırsızca neden hep böyle anlamsız şeyler söyleyip duruyorsun? Diyerek ihtiyarın başlamak üzere olduğu boş boğaz lafları kesti.
Aslında çocuğun ağzından tam olarak bu sözcükler çıkmamış. Onları uzaktan andıran ama daha gırtlaktan, daha patlak sesler ve meramını en ekonomik biçimde anlatabileceği laflar dökülmüştü. Konuşması adamınkiyle sadece uzaktan benzerlikler taşıyordu. İhtiyarın konuştuğu dilse kullanım bozukluğu sanağına yakalanmış, kırık dökük bir İngilizceydi. ''Söyle bana, neden yengece ağızlara layık ziyafet diyorsun? Yengeç yengeçtir, öyle değil mi? Senden başka kimsenin ona böyle komik bir isim taktığını görmedim.'' diye devam etti Edwin. İhtiyar iç geçirip cevap vermeyince sessizce yollarına devam ettiler. Ormandan çıkıp denizin kenarına kadar uzanan kumul tepelerinin oluşturduğu bir şeride girdikleri anda köpüren dalgaların sesi yükseldi. Tepelerin arasında birkaç keçi otluyor, hayvan derisine bürünmüş bir çocuksa kurtlar gibi görünen ve uzaktan koli cinsini hatırlatan köpeğinin yardımıyla onları güdüyordu. Sahilin yaklaşık 100 metre açığındaki sivri kayalardan, gırtlakların derinlerinden gelen sürekli kükreme veya böğürme sesleri dalgaların gümbürtüsüne karışıyordu. Devasa deniz aslanları güneşin altına yatmak ve birbirleriyle kavga etmek üzere kendilerini bu kayaların üstüne atardı. Daha yakın bir yerde yabani görünüşlü üçüncü çocuk tarafından yakılmış ateşin dumanı göklere yükseliyordu. Çocuğun etrafında keçileri gözleyene benzeyen ve kurt gibi görünen birkaç köpek oturuyordu. İhtiyar ateşe yaklaştıkça gelen kokuları iştahla içine çekerek hızını arttırdı. ''Midye, midye, şuradaki yengeç değil mi? Hu hu, yengeç öyle değil mi? Canlarım, sevgili torunlarım benim, ne de seversiniz şu ihtiyar dedenizi?'' diye mırıldandı kendinden geçmişçesine ihtiyar. Görünüşe göre Edwin'le aynı yaşta olan Hu hu sırıttı. ''Tam istediğin gibi Granser, 4 tane var.'' dedi. İhtiyarın titrek hevesi insanın içini acıtıyordu. Ağır hareket eden bacaklarının izin verdiği hızla kumun üzerine oturup közün üzerinden bir midye aldı. Ateşte kabukları açılmış, içindeki somon rengi etli kısım iyice pişmişti. Baş ve işaret parmakları arasında tuttuğu lokmasını titremelerine rağmen hızla ağzına götürdü. Ama midye çok sıcaktı ve bir an sonra aynı hızla adamın ağzından dışarı atılacaktı. Acıyla ağzından tükürükler saçan ihtiyarın gözleri yaşardı, yanaklarından aşağı yaşlar boşaldı. Oğlanlar yaban hayatın acımasızlığı dışında bir mizaha sahip olmayan gerçek yabanilerdi. Son derece komik buldukları bu olay karşısında kahkahaya boğuldular. Hu hu hoplaya zıplaya dans ederken Edwin gülmekten yerlerde yuvarlandı. Keçileri güden çocuk da eğlenceye katılmak için koşup geldi. Acı içindeki ihtiyar gözlerinden akmaya devam eden yaşları silmeye çalışmadan ''Edwin, soğut şunları, soğut, yengeç de soğuk olsun Edwin, bilirsin ihtiyar dedeniz yengeçleri pek sever.'' diye yalvardı. Midyelerin kabukları açılıp içlerindeki su dışarı çıktıkça közlerden büyük bir cızırtı yükseldi. 7 santimden 15 santime kadar değişen boylarda büyük kabuklulardı. Çocuklar midyelerin etli kısımlarını çubuklarla çıkarıp soğusun diye denizin kıyıya bıraktığı büyükçe bir odun parçasının üzerine koydular. ''Ben küçükken büyüklerimize gülmez, saygı gösterirdik.'' dedi ihtiyar Granser. Çocuklar kulak asmayınca Granser kimsenin dinlemediği şikayetle azar karışımı laflarına devam etti. Bu kez daha dikkatli davranıp ağzını yakmadı. Hepsi yemeye başladı. Ellerinden başka bir şey kullanmadan ağızlarını şapırdata şapırdata yiyorlardı. Tavşan dudak dedikleri üçüncü çocuk, ihtiyarın ağzına götürdüğü midyenin üzerine çaktırmadan bir tutam kum atıp, kumlar adamın diş etlerini ve dilinin sümüksü cidarını acıtınca tekrar kahkahalar patlak verdi. Kendisine şaka yapıldığının farkına varmamış olan adam, Edwin merhamete gelip de ağzını temizlesin diye ona bir su kabağı tatlı su getirene kadar ağzındakilerini tükürüp durdu. Edwin, ''Hu hu, nerede şu yengeçler? Granser bayıla bayıla atıştıracak onları.'' diye sordu. Kendisine koca bir yengeç uzatılırken Granser'ın gözleri iştahla ışıldadı. Bacakları ve kabuğu tamam olan bir yengeçti bu ama içindeki et çıkarılmıştı.
Parmakları titreyen, tadacağı lezzetin beklentisiyle bir şeyler mırıldanan ihtiyar, yengecin bacaklarından birini kırınca içinin bomboş olduğunu gördü. Yengeçler hu hu, ne olmuş bu yengeçlere diye hayıflandı ihtiyar Granser. Seni kandırdım Granser, yengeç yok, bir tane bile bulamadım dedi çocuk. İhtiyarın hayal kırıklığının sonucu olan gözyaşlarının yanaklarından aşağı süzüldüğünü gören oğlanlar neşeden kendilerinden geçtiler. O sırada hu hu, içi boş olan kabuğun yerine fark ettirmeden yeni pişmiş bir yengeç koydu. Yengecin koparılmış bacaklarının içindeki beyaz etten iştah açıcı bir koku yükseliyordu. Koku ihtiyarın burun deliklerine ulaşınca büyülenmiş gibi gözlerini aşağıya çevirdi. Adamın hüzünden neşeye geçişi çok ani oldu. Yengeci yemeye başladığı andan itibaren kokluyor, zevkle mırıldanıyor, kendi kendine anlaşılmaz laflar geveliyordu. Oğlanlar artık ona pek dikkat etmiyorlardı çünkü alışık oldukları bir sahneydi bu. Arada sırada ihtiyarın ağzından çıkan nidaları ve ağzını şapırdatıp dudaklarını yalarken mırıldandığı ''Ah mayonez, bir düşünsenize o mayonezi, en son 60 yıl önce yapıldı. Kimse kokusunu bile duymadan aradan 2 nesil geçti. Halbuki o zamanlar bütün restoranlarda yengeçle birlikte mayonezle servis edilirdi'' gibi kendilerine bir şey ifade etmeyen lafları da dinlemiyorlardı. İhtiyar artık daha fazla yiyemeyecek hale gelince içini çekti. Ellerini çıplak bacaklarına sildi ve gözlerini denize dikti. Dolu midesinin verdiği rahatlıkla anıları canlanmıştı. Bir düşünsenize, güzel bir pazar günü ben bu kumsalı kadınlar, erkekler ve çocuklarla dop dolu, cap canlı halde gördüm. Üstelik onları yiyecek ayı falan da yoktu ortada. Tam şu tepenin üstünde istediğiniz her şeyi alabileceğiniz büyük bir restoran vardı. O zamanlar San Francisco'da 4 milyon kişi yaşardı. Ya şimdi? Koca şehirde ve kırsalında toplasan 40 kişi ancak var. Denizde gemiler yüzerdi. Gemiler sürekli Golden Gate boğazından geçer, içeri dışarı gidip gelirlerdi. Sonra hava taşıtları, zeplinler ve uçan makineler vardı. Saatte tam 300 kilometre gidebilirlerdi. New York eyaleti ile San Francisco Limited şirketi arasındaki posta taşıma sözleşmesine göre en az bu hız gerekliydi. Sonra biri vardı, bir Fransız, ismini unuttum. Saatte 500 kilometreye gözünü dikti ama çok riskli bir şeydi bu. Özellikle de tutucu insanlar için. Aslında adam doğru yoldaydı. Büyük salgın gelmeseydi başaracaktı da. Ben sizin yaşınızdayken ilk uçakları hatırlayan adamlar hayattaydı. Bense son uçağı gördüm. 60 yıl önce. İhtiyar lafları ağzında gevelemeye devam ederken uzun zamandır onun bu tür boş boğazlıklarına alışmış olan, ayrıca kullandığı sözcüklerin önemli bir kısmını da bilmeyen oğlanlar hiç aldırmadı. Adamın kendi kendine konuşması devam ettikçe kullandığı dilin yapısının ve sözcük seçiminin giderek düzgünleştiği görülüyordu. Oysa olanlara hitap ederken kullandığı dil çoğunlukla onların kaba saba, basit diline benzemekteydi. O zamanlar bu kadar yengeç yoktu. Aşırı avlandıkları için sayıları azalmıştı. Az bulunur nadide lezzetler olarak görülürlerdi. Yengeç sezonu bir aydan uzun sürmezdi. Ama şimdi bütün yıl yengeç yakalanabiliyor. Bir düşünsenize, istediğiniz zaman hem de burada, Cliff House sahilinde yengeç yakalayabiliyorsunuz diye konuşmasına kendi kendine devam etti. Keçilerin aniden hareketlenmesi oğlanları ayağa dikti. Keçiler insan koruyucularına doğru koştururken ateşin etrafındaki köpekler de fırladılar. Keçileri hırlayarak koruyan köpeğin yanına gittiler. Kayar gibi süzülerek kum tepelerinin arasından ortaya çıkan yarım düzine kadar boz renkli sıska yaratık hırlayan köpeklerle karşı karşıya geldi. Edwin bir ok attı ama kısa düştü. Tavşan dudak, Davut'un Goliath'la savaşırken kullandığına benzeyen sapanıyla bir taş fırlattı. Hızı nedeniyle ıslık çala çala giden taş tam aralarına düşünce kurtlar okaliptüs ormanının karanlık derinliklerine doğru sıvıştılar. Oğlanlar gülerek kendilerini kumun üzerine bırakırken Granser de ağır ağır nefesini bırakıyordu. Çok yemişti.
koca göbeğinin üstünde ellerini kavuşturup parmaklarını birbirine kenetledi ve kendi kendine konuşmaya devam etti. "Geçici düzenler köpükler gibi uçar gider," diye mırıldandı. Belli ki bir şiirden bir dize okumuştu. "Aynen öyle, köpükler gibi geçici. İnsanın bu dünyadaki bütün çalışması köpükten öte bir şey değil. İnsan kendine faydası olacak hayvanları evcilleştirip düşmanca davrananları yok etti. Toprağın yabani bitki örtüsünü temizledi. Ama sonra insan yok oldu ve ilkel hayat geri dönüp onun elleriyle yaptığı her şeyi sildi süpürdü. Arazileri orman oldu, tarlaları yabani otlarla doldu, sürülerini yırtıcı hayvanlar yedi. Baksanıza, Klifos sahilini bile kurtlar basıyor." Bu düşünce onu dehşete düşürdü. Bir zamanlar 4 milyon kişinin gülüp eğlendiği buralarda şimdi kurtlar geziniyor. Yabani torunlarımız tarih öncesi dönemlerden kalma silahlarla bu koca dişli yağmacılara karşı kendilerini savunuyor. Bir düşünün, hepsi de o kızıl ölüm yüzünden. Bu sıfat tavşan dudağın dikkatini çekti. "Hep aynı şeyi söylüyor, kızıl ne demek?" dedi Edwin'a. Bir şiirden iki dize döküldü ihtiyarın dudaklarından. "Ak ağaçların o kızıl rengi nasıl da irkiltir beni, borazanların sesleri gibi." Soruya Edwin cevap verdi. "Kırmızı demek, sen bunu bilmezsin çünkü şoförler kabilesindensin. Onların hiçbiri hiçbir şey bilmez. Halbuki ben biliyorum, kızıl demek kırmızı demektir." "Kırmızı kırmızıdır, öyle değil mi? Ne diye ukalalık yapıyorsun o zaman? Ne diye kırmızıya kızıl diyorsun?" diye homurdandı tavşan dudak. Sonra Granser'a döndü. "Sen de neden hep kimsenin bilmediği laflar edersin? Kızıl demenin anlamı yok ama kırmızı kırmızı demek. O zaman neden kırmızı demiyorsun?" "Doğru kelime kırmızı değil de ondan. Veba, kızıl vebaydı. İnsanların yüzü bir saat içinde tamamen kızıla dönüyordu. Neyin ne olduğunu ben bilmiyor muyum? Yeteri kadar görmedim mi olanları? Diyorum ki veba, kızıl vebaydı. Neden mi? Kızıldı da ondan. Başka bir kelimeyle anlatılamaz o renk," diye cevap verdi ihtiyar Granser. Tavşan dudak, "Benim için kırmızı yeterlidir. Benim babam kırmızıya kırmızı der ve ne dediğini iyi bilir. Herkesin kırmızı ölüm yüzünden öldüğünü söyler o," diye mırıldandı inatla. Granser heyecanla cevabı yapıştırdı. "Senin baban avam tabakasından, yani halk tabakasından gelmiş biri. Kabilesinin nasıl oluştuğunu bilmem mi sanırsın? Sizin büyük babanız bir şofördü, birilerinin hizmetkarıydı, eğitimsiz bir adamdı ama anneanneniz seçkin biriydi. Gerçi çocukları onun gibi olmadı. Onları ilk kez Temeskal Gölü'nde balık tutarken rastladığımı çok iyi hatırlıyorum." "Eğitim nedir?" diye sordu Edwin. Tavşan dudak, "Kırmızıya kızıl demektir," diye dalga geçip Granser'a saldırısına devam etti. "Babam anlattı. O da nalları dikmeden önce babasından duymuş. Senin karın da Santa Rosa'lıymış. O da seçkin biri değildi belli ki. Kırmızı vebadan önce küçük bir lokantada getir götürcülük yapıyormuş. Getir götürcülük nedir onu da bilmem ya. Bana anlatsana Edwin," dedi tavşan dudak. Edwin bilmediğini başını sallayarak gösterdi. İhtiyar Granser, "Evet doğru. Karın bir garsondu ama iyi bir kadındı. Senin annen de onun kızıdır. Vebadan sonraki dönemde kadınların sayısı çok azalmıştı. İsterse babanın dediği gibi getir götürücü olsun, evlenmek için bulabildiğim tek kadın oydu. Atalarımız hakkında bu şekilde konuşmak hiç de hoş bir şey değil," dedi ihtiyar. "Babam diyor ki ilk şoförün karısı bir hanımefendiymiş," dedi tavşan dudak. "Hanımefendi nedir?" diye sordu Huhu. "Hanımefendi diye ilk şoförün karısına derler," diye hızla cevapladı tavşan dudak. İhtiyar Granser, "Biraz önce söylediğim gibi şoförlerin ilki olan Bill avam tabakasındandı. Onun karısıysa tam bir hanımefendiydi. Kızıl ölümden önce Van Verden'ın karısıydı. Van Verden patronlar kurulunun başkanıydı. Yani Amerika'yı yöneten bir düzine adamdan biriydi. Serveti 1 milyar 800 milyon doları buluyordu. Yani senin elindeki paralardan onda bu kadar tane vardı Edwin. Sonra Kızıl Ölüm geldi ve adamın karısı, şoförler kabilesinin kurucusu Bill'in karısı oldu.
Üstelik Bill onu döverdi. Gözlerimle gördüm. Yüzüstü kumların üstünde yatarak ayak baş parmaklarıyla kumu deşen Hu Hu aniden haykırarak önce tırnağını sonra da kumda açtığı deliği incelemeye başladı. Öteki oğlanlar da ona katılıp elleriyle kumu kazdılar ve bir süre sonra üç iskelet ortaya çıkardılar. İkisi yetişkin, biri ise çocuk iskeletiydi. Koca cüssesiyle ihtiyar da yanaşıp oğlanların bulduklarına baktı. Veba kurbanları. Son günlerde insanlar bunlar gibi ölüyor, düştükleri yerde kalıyorlardı. Bunlar da bir aile olmalı. Belli ki hastalık kendilerine bulaşmasın diye kaçarken gelip burada, Klifos sahilinde ölmüşler. Onları da, ''Edwin sen ne yapıyorsun bakayım?'' dedi ihtiyar. Ani bir dehşetle sorulmuş bir soruydu bu. Çünkü çocuk bıçağının arkasıyla vurarak iskeletlerden birinin kafasından dişlerini sökmeye başlamıştı. ''Onları ipe dizeceğim.'' dedi Edwin. Üç oğlan da gayrete gelmiş, çukurdan dürtme ve vurma sesleri yükselmeye başlamıştı. Granser konuşuyordu ama kimse dinlemiyordu. ''Siz tam yabanisiniz. Baksanıza, insan dişlerini boynuna asma adeti de başlıyor. Bir sonraki kuşakta da kulaklarınızla burnunuzu deldirip süs diye kemik veya deniz kabuğu takarsınız. Gayet iyi biliyorum. İnsanoğlu uygarlık yolundaki kanlı ilerleyişine başlamadan önce ilkelliğin karanlığına giderek daha çok batmaya mahkumdur. Sayımız artınca ve herkese yer olmadığını hissettiğimizde birbirimizi öldürmeye başlayacağız. O zaman da beline yüzdüğün kafa derilerini asarsın artık. Sen benim torunlarımın en iyi huylusu, en nazikisindir Edwin. Sen bile bir domuzun iğrenç kuyruğunu üstünde taşımaya başladın. At onu Edwin'cığım, at onu gitsin, dedi ihtiyar Granser. Dişlerin hepsini çıkardıktan sonra eşit olarak bölüşmeye çalışırlarken tavşan dudak, bu bizim morukta amma anlaşılmaz konuşuyor be, yorumunu yaptı. En iyi dişleri kimin alacağı konusunda hararetle tartışırken hareketleri, konuşmaları son derece hızlı, kesik, kesik ve haşindi. Asıl anlaşılmaz konuşmaları yapan onlardı. Tek heceli sözcüklerle, ağızdan düzensiz olarak çıkıveren cümlelerle konuşuyor. Sanki konuşmaktan çok kelimeye benzer seslerle birbirlerine meramlarını aktarıyorlardı. Yine de cümlelerinde daha üstün bir kültürden kalma, dil bilgisini çağrıştıran şeyler sezilebiliyor. Fiil çekiminden izler hissedilebiliyordu. Granser'ın konuşması bile o kadar bozulmuştu ki, kelimesi kelimesine aktarılsa okura son derece anlamsız gelecekti. Hele de oğlanlarla konuşurken. Granser tamamen dönüp kendi kendine konuşmaya başladığında dili yavaş yavaş temizlendi, saf İngilizceye geçiş yaptı. Cümleleri uzadı, eskiden verdiği dersleri ve konferansları andıran bir ritme, rahatlığa kavuştu. Diş meselesi herkesi memnun edecek şekilde çözüme kavuşturulduktan sonra tavşan dudak dönüp ''Haydi Granser, bize kırmızı ölümü anlat.'' dedi. ''Kızıl ölüm'' diye onu düzeltti Edwin. ''Bir de şu komik dille konuşma bize, anlaşılır şeyler söyle Granser, Santa Rosalılar nasıl konuşuyorsa sen de öyle konuş, senin konuşman diğer Santa Rosalılara hiç benzemiyor.'' diye devam etti tavşan dudak. İhtiyarın kendisinden böyle bir istekte bulunulmasından memnun olduğu belliydi. 20-30 yıl önce bu anlatacaklarımı herkes duymak isterdi ama bugünlerde kimseyi ilgilendirmiyor. İşte yine başladı diye haykırdı tavşan dudak hararetle. Şu acayip lafları geç de anlayabileceğimiz sözler söyle, ilgilendirmek ne demek, konuşmayı bilmeyen bebekler gibi konuşuyorsun dedi. Onu rahat bıraksana, yoksa kızacak, tamamen susacak. Acayip lafları sen atla, dinleme. Anlattığı şeylerden anlayabildiğimiz kadarını anlayalım, diye araya girdi Edwin. İhtiyar, yaşlılara hiç saygı gösterilmediği, insanlığın yüksek kültür dünyasından ilkel koşullara düşmesiyle birlikte kabalık günlerine geri döndüğü konusunda gevelemeye başlamıştı bile. Hu hu, haydi Granser, başla artık, diye ona cesaret verdi. Anlatmaya başladı adam. O zamanlar dünyada yaşayan insan sayısı çok daha fazlaydı. Sadece San Francisco'da 4 milyon kişi yaşardı. Edwin, milyon nedir diye araya girdi. Granser sevecenlikle baktı ona. Ancak ona kadar sayabildiğinizi biliyorum. Size şöyle anlatayım.
İki elinizde kaldırın. İkisinde birden toplam 10 parmağınız var, tamam mı? Şimdi bir kum tanesi alıyorum ve sana veriyorum, Huhu. Çocuğun avucuna bir kum tanesi koyup sözlerine devam etti. Bu kum tanesi Edwin'in 10 parmağının yerine geçsin. Bir kum tanesi daha koyuyorum. 10 parmak daha demek. Bir kum tanesi daha, bir tane daha, bir daha derken Edwin'in kaç parmağı varsa o kadar kum tanesi koydum. Böylece 100 dediğimiz sayıyı buluyoruz. Bunu unutmayın, 100. Şimdi tavşan dudağın eline şu çakıl taşını koyuyorum. 10 kum tanesi yerine, yani 10 tane 10 parmak yerine, yani 100 parmak yerine geçiyor. 10 tane çakıl taşı koyuyorum. 1000 parmak demek. Bir midye kabuğu alıyorum. Midye kabuğu, 10 çakıl taşı yerine, yani 100 kum tanesi yerine, yani 1000 parmak yerine geçiyor. Bu şekilde hayli uzun ve zahmetli bir şekilde sürekli tekrarlayarak basit bir şekilde sayı kavramını çocukların zihnine yerleştirmeye çalıştı. Sayılar büyüdükçe çocukların ellerine farklı büyüklükte nesneler verdi. Sayılar daha da büyüyünce simge olarak kullandığı nesneleri denizin kıyıya attığı bir kütüğün üstüne dizdi. Simge olarak yararlanacağı nesne bulmakta da zorlanmaya başlamıştı. Mecburen milyon için çocukların kafatasından çıkardığı dişleri, milyar için de yengeç kabuklarını kullandı. O noktada da bitirdi. Çünkü çocuklar yorgunluk belirtisi göstermeye başlamıştı. San Francisco'da 4 milyon insan yaşardı. 4 diş. Çocukların bakışları dişlerden çakıl taşlarına, oradan kum tanelerine ve Edwin'in parmaklarına kadar sırayla ellerinde duran nesnelerin üzerinde dolaştı. Sonra akıllara sığmayacak ölçüde yükselen sayıları anlamaya çalışarak aynı diziyi geriye doğru tekrar gözleriyle izlediler. Sonunda Edwin cesarete gelip "Ne de çok insan varmış," dedi. İnsanların sayısı bu kumsaldaki kumlar kadar çoktu. Bu kumsaldaki kum taneleri kadar adam, kadın ve çocuk vardı. Evet evladım, burada, San Francisco'da bu kadar çok insan yaşardı. Tüm bu insanlar da şu veya bu zamanda bu kumsala gelirdi. Demek ki kum tanelerinden çok insan olurdu bu kumsalda. Çok daha fazla hatta. Üstelik San Francisco bu kadar sınırlı değildi. Körfez'in karşı kıyısında, geçen yıl kamp kurduğumuz yerlerde, San Leandro'ya, Richmond burnuna kadar uzanan ovalarda, tepelerde 7 milyon kişi yaşardı. 7 milyon kişilik kocaman bir şehirdi burası. 7 milyon, yani 7 diş. Oğlanların bakışları yine Edwin'in parmaklarından kütüğün üstündeki dişlere gidip geldi. İhtiyar Granser devam etti. Bütün dünya insan doluydu. 2010 nüfus sayımına göre dünyada 8 milyar insan yaşıyordu. 8 yengeç kabuğu. Evet, 8 milyar. Bugüne hiç benzemezdi o günler. İnsanoğlu nasıl yiyecek elde edeceğini iyi bilirdi. Yiyecek çoksa insan da çoktur. 1800 yılında Avrupa'da 170 milyon kişi yaşarmış. 100 yıl sonra Huhu, yani bir kum tanesi kadar yıl sonra, yani 1900 yılında Avrupa'da 500 milyon kişi yaşıyordu. 5 kum tanesi ve bir diş kadar. İnsanların sayısının bu kadar artması kolay yiyecek bulduklarını gösteriyor. 2000 yılındaysa Avrupa'da yaşayan insanların sayısı 1,5 milyar oldu. Dünyadaki diğer yerlerde de insan sayısı aynı şekilde artmıştı. 8 yengeç kabuğu, evet. Kızıl ölüm geldiğinde dünyada 8 milyar insan vardı. Salgın başladığında gençtim. 27 yaşındaydım. Körfez'de, San Francisco'nun tam karşısına denk gelen Berkeley'de yaşıyordum. Contra Costa'da tepelerden aşağı inerken gördüğümüz yamaçlardaki büyük taş evleri hatırlıyor musun Edwin? İşte o evlerden birinde geçerdi ömrüm. İngiliz edebiyatı profesörüydüm. Oğlanların pek akıllarının alabileceği bir şey değilse de kendilerini zorlayarak geçmişe dair bu öyküyü anlamaya çalışıyorlardı. Tavşan dudak, "O taş evler neden oradaymış?" diye sordu. İhtiyar Granser, "Babanın sana yüzme öğrettiğini hatırlarsın.
Aynı şekilde biraz önce size kumlarla, çakıl taşlarıyla ve midye kabuklarıyla nasıl o günlerde kaç insan yaşadığını öğrettiysem, işte biz de o taş evlerde, biz onlara Kaliforniya Üniversitesi derdik, kızlara ve gençlere nasıl düşünmeleri gerektiğini öğretirdik. Öğretecek çok şey vardı. Bir şeyler öğrettiğimiz gençlere öğrenci derdik. Öğretme işini yapabileceğimiz büyük odalarımız vardı. Şu an sizinle nasıl konuşuyorsam o zaman da 40-50 öğrenciyle konuşabilirdim o odalarda. Onlar doğmadan önce bazen de onların zamanında başkaları tarafından yazılmış kitapları anlatırdım. Ne yani? Bütün yaptığım bu muydu? Hep konuş konuş konuş. Yiyeceğiniz eti kim avlardı? Keçileri kim sağardı? Kim balık tutardı? Dedi Hu Hu. İhtiyar Granser, güzel soru Hu Hu, güzel soru. Söylediğim gibi o zamanlar yiyecek bulmak kolaydı. Biz akıllı insanlardık. Az sayıda insan çok sayıda insanın yiyeceğini sağlayabilirdi. Ötekiler de başka şeyler yapardı. Dediğim gibi ben konuşurdum. Tüm zamanım konuşmakla geçerdi ve bana bunun için yiyecek verirlerdi. Hem de 60 yıldır benzerini bir kere bile yiyemediğim, bundan sonra da yiyemeyeceğim güzel, leziz yiyeceklerden bol bol verirlerdi. Şahane uygarlığımızın en mükemmel başarısı yiyecektir diye düşünürüm bazen. Akla hayale sığmayan bolluklarıyla, sonsuz çeşitlilikleriyle, harika lezzetleriyle yiyecekler. Ah benim güzel torunlarım, o günlerde yiyecek onca şeyimiz varken hayatımız hayattı. Oğlanların anlayabileceğinin çok ötesindeydi bu sözler. Onlar da moruk bir ihtiyarın kendi kendine yaptığı gevezelikler olarak karşılayıp hiç ses etmediler. İhtiyar Granser devam etti. Bize yiyecek getirenlere özgür insanlar derdik. Ne şaka ama. Yöneten sınıflar olarak bizler bütün toprakların, bütün makinelerin, her şeyin sahibiydik. Yiyecek getirenlerse bizim kölelerimizdi. Ellerindeki bütün yiyecekleri kendimize alır, aç kalmayıp çalışarak bize yiyecek getirmeye devam etsinler diye onlara da azıcık bir şeyler verirdik. Tavşan Dudak, ben olsam ormana gidip kendi yiyeceğimi kendim getirirdim. Birisi onu elimden almaya kalkarsa da onu öldürürdüm, dedi. İhtiyar güldü. Yönetici sınıf olarak tüm topraklara, ormanlara, her şeye bizim sahip olduğumuzu söyledim ya. Biri yiyecek bulur ama bize vermezse ya onu cezalandırırdık ya da aç bırakıp ölmesine neden olurduk. Zaten çoğu böyle yapmazdı. Bize yiyecek getirmeyi, elbiselerimizi dikmeyi, bizi memnun edecek bin yani bir midye kabuğu, hu hu, lezzet ve hoşluk bulup getirirlerdi karşımıza. O günlerde ben Profesör Smith idim. Profesör James Howard Smith. Derslerim çok beğenilir, çok tutulurdu. Yani çok sayıda genç başkalarının yazdığı kitaplar hakkındaki sözlerimi dinlemeye gelirdi. Son derece mutluydum. Birçok güzel yiyeceğim vardı. Çalışırken ellerimi kullanmadığım için ellerim yumuşacıktı. Vücudum tertemizdi. En güzel giysileri giyerdim. İhtiyar üzerindeki keçi derisinden yapılma paçavraya tiksinerek baktı ve devam etti. O zamanlar buna benzer şeyler giymezdik. Köleler bile daha iyi giyinirdi. Genellikle de temiz olurduk. Gün içinde sık sık yüzümüzü ellerimizi yıkardık. Oysa şimdi sizin suya düşmezseniz ya da yüzmeye gitmezseniz yıkandığınız yok. Sen de yıkanmıyorsun Granser diye cevabını yapıştırdı Hu Hu. İhtiyar cevap verdi. Biliyorum, biliyorum. Kirpas içinde bir ihtiyarım ben ama zaman değişti. Bu sıralar kimse yıkanmıyor çünkü gerekli şeyler yok. Bir kalıp sabun görmeyeli 60 yıl geçti. Şimdi sabunu da bilmezsiniz siz ama anlatmayacağım. Çünkü Kızıl Ölüm'ün hikayesini anlatıyorum. İllet nedir bilirsiniz. Eskiden buna hastalık derdik. Mikrop dediğimiz bir şey vardı. Bize bir sürü hastalık getirirdi. Bu sözü unutmayın. Mikrop. Mikrop çok küçüktür. Hani baharda köpekler ormanda koşuştururken sonra üzerinde bulduğunuz keneler var ya, onlar gibidir. Ondan farkı çok daha küçük olmasıdır. O kadar küçüktür ki göremezsiniz. Hu hu kahkahalarla gülmeye başladı. Sen de ne acayip adamsın be Granser. Göremediğimiz şeyleri anlatıp durursun. Eğer göremezsen onların orada olduğunu nasıl anlarsın? Haydi buna da cevap ver bakalım. Göremediğin bir şeyi nasıl bilirsin? İhtiyar Granser cevap verdi. Güzel soru Hu Hu, çok güzel soru. Ama mikropları görürdük.
en azından bazılarını. Mikroskop ve ultramikroskop dediğimiz aletlerimiz vardı. Gözlerimizi ona yaklaştırıp içine bakar, nesneleri olduğundan çok daha büyük görürdük. Zaten mikroskop olmasaydı bir sürü şeyi göremezdik. En güçlü ultramikroskoplarımız mikrobu 40 bin kez büyütürdü. Bir midye kabuğu Edwin'in 1000 parmağı yerine geçiyor. 40 kabuk düşün. İşte bu mikroskoptan baktığımızda mikrop o kadar büyük görünürdü. Bunun dışında başka yöntemlerimiz de vardı. Sinema filmi adını verdiğimiz şeyi kullanıp 40 bin kere büyütülmüş mikrobu binlerce kez daha büyütebilirdik. İşte kendi gözlerimizle göremediğimiz şeyleri bu şekilde görebilirdik. Bir kum tanesi al, bunu ona böl. Bu parçalardan birini alıp yine ona böl. Onlardan birini yine ona böl. Yine böl, yine böl. Böyle böyle güneş batana kadar devam etsen, ancak o zaman mikrop kadar küçük bir parça elde edebilirsin belki. Oğlanlar inanmaz gözlerle bakıyordu. Tavşan dudak dudak büküyor, hu hu kıs kıs gülüyordu. Edwin sessiz durmaları için onları dürttü. İhtiyar devam etti. Kene köpeğin kanını emer. Mikrop ise çok küçük olduğu için doğrudan insanın kanına girer ve orada bir sürü yavru yapar. O zamanlar bir insanın vücudunda 1 milyar tane. Bana bir midye kabuğu verir misiniz? Yani bir midye kabuğu kadar mikrop olurdu. Mikroplara mikroorganizma derdik. Onlardan birkaç milyon ya da 1 milyar tanesi insanın içine girdi mi, kanına yerleşti mi, o insan hasta olurdu. Bu mikroplar hastalık taşırdı. Bir sürü farklı çeşidi vardı mikropların. Bu kumsaldaki kum tanelerinden de çok çeşidi vardı. Oysa biz onların ancak birkaç çeşidini bilirdik. Mikroorganik dünya görünmez bir dünyaydı. Kendi gözlerimizle göremezdik. Bu yüzden de hakkında fazla bilgimiz yoktu. Yine de bildiğimiz birkaç şey vardı. Mesela şarbon bakterisi vardı, mikrokok vardı, Bacterium thermo ve Bacterium lactis vardı. Bu son söylediğim keçinin sütünü bozan mikroptur tavşan dudak. Sınırsız biçimde bölünerek çoğalırdı. Bunlar gibi daha bir sürü mikrop vardı. Anlatısının bu noktasında ihtiyar, mikroplar üzerine öylesine uzun, anlamsız kelime ve cümlelerle dolu bilimsel bir söyleve başladı ki, oğlanlar birbirlerine sırıttıktan sonra onun konuşup durduğunu unutana kadar dönüp ıssız okyanusu izlediler. Sonunda Edwin, kızıl ölüme ne oldu Granser diye sordu. Granser toparlandı. 60 yıl öncenin bambaşka dünyasının dinleyicilerine mikroplar ve neden oldukları hastalıklar hakkındaki son teoriyi anlattığı konferans salonundaki kürsüden zorlukla da olsa kendini sıyırdı ve anlatmaya başladı. Evet evet Edwin, nasıl da dalmışım. Bazen geçmişin anılarını o kadar canlı bir şekilde yaşıyorum ki ilkel dünyada keçi çobanlığı yapan yabani torunlarıyla birlikte dolaşan, üstüne keçi postu geçirmiş, kirpas içindeki yaşlı bir adam olduğumu unutuyorum. Geçici düzenler köpükler gibi uçar gider ya, bizim o şanlı, o muazzam uygarlığımız da köpükler gibi uçtu gitti işte. Ben, Granser, yorgun, yaşlı bir adamım. Santa Rosa kabilesine mensubum. O kabileden kız aldım. Oğullarım, şoförler, Sacramento'lular, Palo Alto'lular kabilelerinden kız aldılar. Kızlarımsa oralara gelin gittiler. Mesela sen tavşan dudak, şoförlerdensin. Edwin, sen Sacramento'lulardansın. Huhu, sen ise Palo Alto'lulardansın. Kabilenin adı, diğer bir büyük eğitim kurumunun bulunduğu yerin yakınında bulunan bir kasabadan geliyor. Bu kurumun adı Stanford Üniversitesi'ydi. Evet, şimdi hatırlıyorum. Zihnim çok açıldı. Size kızıl ölümü anlatıyordum. Nerede kalmıştım? Gözle görünmeyen ama insanları hasta eden mikropları anlatıyordun, diye Edwin hemen cevapladı soruyu. İhtiyar devam etti. Doğru, orada kalmıştım. Vücuduna birkaç mikrop girince insan hemen fark etmezdi. Bir mikrop ikiye bölünüp iki mikrop olur ve bunu öyle hızlı yapmaya devam ederdi ki kısa süre sonra vücutta milyonlarca mikrop olurdu. O zaman da insan illet kapar, yani hastalanırdı. Bu hastalığa ona neden olan mikrobun ismi verilirdi. Mesela kızamık, grip, sarı humma ve bunun gibi binlerce hastalık. Mikroplar hakkında ilginç bir şey daha var. İnsanın vücudunda yaşamak için hep yeni mikroplar gelirdi.
Çok, çok uzun zaman önce dünyada çok az insan varken hastalıkların sayısı da çok azmış. İnsanların sayısı artıp büyük şehir ve uygarlıklarda toplu halde yaşamaya başlayınca yeni hastalıklar çıkmaya, insanların vücutlarına yeni tür mikroplar girmeye başlamış. Milyonlarca, milyarlarca insan ölmüş. Daha çok sayıda insan toplu halde yaşadıkça yeni hastalıklar da çok daha korkunç olmaya başlamış. Benim zamanımdan çok önceleri, Orta Çağ'da kara veba denen hastalık bütün Avrupa'ya yayılmış. Hatta bir değil, birçok kez yayılmış. Sonra insanlar nerede kalabalık halde yaşıyorsa orada ortaya çıkan verem hastalığı varmış. Benim zamanımdan 100 yıl önce hıyarcıklı veba salgını olmuş. Afrika'da da uyku hastalığı varmış. Bakteriyologlar bütün bu hastalıklarla mücadele edip hepsini yok ettiler. Aynı sizin kurtları keçilerden uzaklaştırmanız veya üstünüze konan sivrisinekleri öldürmeniz gibi. Bakteriyologlar. Edwin araya girdi. İyi de Granser, ne demek o zıkkım? İhtiyar. Edwin, sen keçi çobanısın. Senin görevin keçileri gözetmek. Keçiler hakkında bir sürü şey biliyorsun. Bakteriyolog da mikropları gözetir. Onun görevi mikroplarla ilgili olduğu için mikroplar hakkında çok şey bilir. Ne diyordum? Bakteriyologlar mikroplarla mücadele edip onları yok eder. Bazen. Örneğin cüzam diye korkunç bir hastalık vardı. Ben doğmadan 100 yıl önce bakteriyologlar cüzamın mikrobunu buldular. Bu mikrop hakkında her şeyi biliyorlardı. Hatta mikrobun resmini bile çektiler. O resimleri gördüm ben. Yine de mikrobu öldürmenin yolunu bulamadılar. 1984 yılında Brezilya adlı bir ülkede çıkan pantoblast salgını milyonlarca insanı öldürdü. Bakteriyologlar bu hastalığın mikrobunu ve onu nasıl öldüreceklerini buldular ve salgın yayılmadı. 1910 yılında pelekra ve kancalı kurt salgını yaşanmış ama bakteriyologlar bu mikropları kolayca öldürmüşlerdi. Ama 1947'de daha önce görülmemiş yeni bir salgın patlak verdi. 10 aylık veya daha küçük bebeklere bulaşıyor, zavallıları ellerini ayaklarını oynatamaz, yemek yiyemez, hiçbir şey yapamaz hale getiriyordu. Bakteriyologların bu mikrobu nasıl öldüreceklerini bulup bebekleri kurtarması 11 yıl sürdü. Bir yandan tüm bu salgınlar yaşanırken bir yandan da yenileri çıkmaya devam etti. Çünkü dünyadaki kadın ve erkek sayısı çok artmıştı. Yiyecek bulmak daha kolay olduğu için insan sayısı artıyor, sayısı artan insanlar daha büyük sayılarda toplu halde yaşıyor, insanlar daha kalabalık yaşadıkça yeni yeni mikroplar çıkıp salgın hastalıklara neden oluyordu. Aslında önemli uyarılar vardı. 1929 gibi erken bir tarihte Soldarweski bakteriyologlara bildikleri tüm mikroplardan 1000 kat daha ölümcül olan 100 milyonlarca hatta milyarlarca kişiyi etkileyebilecek yeni bir mikroba karşı savunmasız oldukları uyarısında bulundu. Görüyorsunuz, mikroorganik dünya sonuna kadar bilinmeyen bir şey olarak kalmıştı. Tabii insanlar böyle bir dünyanın varlığından haberdardılar ve zaman zaman yeni mikrop orduları insanları öldürmek için o dünyadan çıkıp gelirdi. İnsanların bilgisi bununla sınırlıydı. Gözle görünmez olan o mikroorganik dünyada bu kumsaldaki kum taneleri kadar çok sayıda mikrop türü olabileceğini biliyorlardı sadece. Bir de yine o görünmez dünyada yeni tür mikropların ortaya çıkabileceğini. Öyle ya. Soldarweski'nin kendisinden önceki başka bir şairin dizelerini tekrarlayarak belirttiği gibi, şeytani bir doğurganlık içinde yeni bir hayat oluşabilirdi orada. Tavşan dudak bu noktada yüzünde kocaman bir küçümseme ifadesiyle ayağa fırladı. Granser, bu gevezeliklerinle beni hasta ediyorsun, neden kısıl ölümü anlatmıyorsun bize? Eğer anlatacak bir şeyin yoksa söyle, biz de hemen kampa doğru yola çıkalım, dedi. Bir süre sessizce ona bakan ihtiyarın gözlerinden yaşlar geldi. İhtiyar gözyaşları zayıfça yanaklarından aşağı süzülürken 87 yıllık ömrünün getirdiği dermansızlık hüzünlü çehresinde kendini iyice gösteriyordu. Edwin yatıştırıcı bir sesle ''Otur yerine, Granser iyi, tam da kızıl ölüme geliyordu. Değil mi Granser? Şimdi onu anlatacak bize. Yerine otur tavşan dudak, sen de devam et Granser.'' dedi Edwin.
İhtiyar kirpas içindeki parmak eklemleriyle gözyaşlarını sildikten sonra cırtlak, titrek bir sesle başladığı hikayesini kendini kaptırınca anlatımı da güçlendi, canlandı ve anlatmaya başladı. Veba salgını 2013 yazında başladı. 27 yaşındaydım ve her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kablosuz haberleşme aygıtlarıyla iletilen haberlerde tavşan dudak huzursuzca tükürerek rahatsızlığını belli edince Granser hemen anlatımında gerekli değişikliği yaptı. O zamanlar binlerce kilometre uzaktan bile birbirimizle havadan haberleşip konuşabilirdik. New York'ta tuhaf bir salgın hastalığın patlak verdiği haberi geldi. ABD'nin bu en büyük şehrinde o zamanlar 17 milyon kişi yaşardı. Kimse bu haberi duyunca kötü bir şey düşünmedi. Küçük bir salgındı, sadece birkaç kişi ölmüştü. Görülüyordu ki bu hastalığın ilk işaretlerinden biri yüzün ve tüm vücudun kızarmasıydı. Bir de hastalığa yakalananlar çok kısa sürede ölüyordu. 24 saat sonra hastalığın Chicago'da bir kişide görüldüğü haber verildi. Aynı gün Chicago'dan sonra dünyanın en kalabalık şehri Londra'nın da iki haftadır bu hastalıkla gizlice savaştığı ve bu konudaki haberlerin sansürlendiği, yani kendi şehirlerinde salgın hastalığın görüldüğünün dünyaca duyulmasına engelledikleri bildirildi. Durum ciddi görünüyordu ama Kaliforniya'da yaşayan bizler ve bu saydığım yerler dışındaki şehirlerde yaşayanlar telaş etmedik. Geçmişte diğer mikropları yok etmenin yolunu nasıl buldularsa, bakteriyologların bu hastalığı da yeneceğinden emindik. Bize endişelendiren şey bu mikrobun insanları inanılmayacak kadar kısa bir sürede öldürmesi ve vücuduna girdiği kimsenin sağ kurtulamamasıydı. Hastalığa yakalanan kimse iyileşememişti. Asya'dan başlayan daha önceki kolera hastalığında akşam beraber gayet güzel yemek yediğiniz sağlıklı kişinin sabah iyice erken kalkarsanız cenazesini sedyeyle çıkardıklarını pencerenizden görebilirdiniz. Bu yeni salgın o hastalıktan bile beterdi. Çok daha hızlıydı. Çok. Bu hastalığın ilk belirtilerini gösteren bir kişi bir saat içinde ölmüş olurdu. Bazı durumlarda ölüm birkaç saat sürerdi. Çoğu kişi ilk belirtilerin ortaya çıkmasından 10-15 dakika sonra ölüp gitti. İnsanın kalbi daha hızlı atmaya, ateşi yükselmeye başlardı. Sonra da kontrol edilemeyen yangınlar gibi insanın yüzünü ve vücudunu kızıl bir renk sarardı. Hastalığa yakalananların çoğu ateşinin yükseldiğini, kalp atışının hızlandığını hiç anlamadılar. Fark ettikleri ilk şey renklerinin kızıla döndüğüydü. Genellikle bu kızarma sırasında vücutlarında kasılmalar olurdu ama bu kasılmalar uzun sürmez, çok da şiddetli olmazdı. Kasılmaları atlatan kişi büyük bir sakinlik yaşar, sonra da ayaklarından başlayarak hızla bütün vücuduna yayılan bir uyuşukluk hissederdi. Topuklardan başlayarak sırayla ayakları, bacakları, kalçaları hissizleşir, bu hal kalbe geldiğinde ölürdü. Hezeyanlar yaşamaz, uykuya dalmazdı. Kalbi hissizleşip durana kadar zihni son derece sakin olur, aklı mükemmelen çalışırdı. Bir başka ilginç şey de ölenin vücudunun büyük bir hızla dağılmasıydı. Öldüğü andan itibaren vücudu parçalanıp dağılmaya, gözlerinizin önünde erimeye başlardı. Zaten salgının bu kadar hızlı yayılmasının nedenlerinden biri de buydu. Cesetteki milyarlarca mikrop böylece hemen serbest kalıyordu. Bu yüzden bakteriyologlar bu mikroplarla savaşma fırsatı bulamıyorlardı. Laboratuvarlarında kızıl ölüm mikrobu üzerine çalışırken ölüp gidiyorlardı. Hepsi birer kahramandı onların. Birisi öldüğü anda bir diğeri çıkıp onun yerini alıyordu. Mikrobu tanımlayıp tecrit etmeyi ilk kez Londra'da başardılar. Bu haber her yere duyuruldu. Bu büyük başarı Truscott'lı birinin eseriydi ama adamcağız 30 saat içinde öldü. Sonra bütün laboratuvarlar veba mikrobunu öldürecek bir tedavi geliştirmek için çalışmaya başladı. Hiçbir tedavi işe yaramadı. Burada yapılmak istenen şey insana verildiğinde vücuttaki mikrobu öldürüp insana öldürmeyecek bir ilaç veya serum geliştirmekti. Mikroba karşı başka mikroplarla mücadele etmeye, salgın mikrobunun düşmanı olan mikropları hastaların vücuduna koymaya çalıştılar.
Ve bütün bunlar olurken siz hala mikrop dediğin o şeyleri göremiyorsunuz. Senin tek yaptığın boş boş konuşmak, ortada bir şey yokken sanki varmış gibi gevezelik etmek. Görmediğin şeyleri anlatıyorsun, yani yoklar. Olmayan şeyi olmayan şeyle savaştırıyorlar yani. O zamanlar herkes deliymiş herhalde. Zaten bu yüzden geberip gitmişlerdir. Ben böyle saçmalıklara inanacak değilim, benden söylemesi, diye itiraz etti tavşan dudak. Granser hemen ağlamaya başlayınca Edwin de hararetle onu savundu. ''Bana bak tavşan dudak, sen de görmediğin bir sürü şeyin var olduğuna inanırsın.'' Tavşan dudak başıyla hayır dedi. ''Ölülerin ortalıkta gezdiğine inanıyorsun ama oysa tek bir ölünün yürüdüğünü görmedin.'' ''Sana şöyle diyeyim, geçen kış babamla kurt avlamaya gittiğimizde gördüm.'' ''Akarsuların üstünden geçerken daima tükürürsün.'' diye devam etti Edwin. ''Uğursuzluğu kovmak için.'' dedi tavşan dudak. Uğursuzluk diye bir şey var demek, dedi Edwin. Olmaz mı? Dedi tavşan dudak. Peki hiç uğursuzluk gördün mü? Senin durumun da aynı Granser ve mikropları kadar kötü. Gözünle görmediğin şeylere de inanıyorsun. Haydi Granser, devam et, diye tartışmayı zafere ulaştırdı Edwin. Metafizik konusundaki tartışmada yenilen tavşan dudak sesini çıkarmayınca ihtiyar devam etti. Her zaman ayrıntılara takılıp kalmasa da oğlanların didişmeleri yüzünden anlatımı sık sık kesildi. Ayrıca oğlanlar onun yok olmuş, bilinmeyen dünyasında ihtiyarı izlemeye çalışırken sürekli olarak birbirlerine kendi açıklamalarını ve tahminlerini fısıldıyorlardı. İhtiyar Granser devam etti. Kızıl ölüm San Francisco'da ortaya çıktı. İlk hasta bir pazartesi günü öldü. Perşembe günü Oakland ile San Francisco'da insanlar sinekler gibi ölüyordu. Ölüm her yerde bulabiliyordu onları. Yataklarında, işlerinde, sokakta yürürken. Ben de ilk ölüme salı günü tanık oldum. Öğrencilerimden Bayan Colburn, sınıfta gözlerimin önünde otururken ölüp gitti. Ders anlatırken kızın yüzü dikkatimi çekti. Renk bir anda kızıla döndü. Ders anlatamaz oldum. Öylece kıza baka kaldım. Salgının bize yaklaştığını duyduğumuz için hepimiz korkuyor, bize de ulaşacağını biliyorduk. Sınıftaki kızlar çığlık çığlığa kaçıştılar. Gençlerinde ikisi dışında hepsi kaçtı. Bayan Colburn'un kasılmaları çok hafifti ve bir dakikadan az sürdü. Sınıftaki gençlerden biri ona bir bardak su getirdi. Bayan Colburn biraz içti, sonra da bağırdı. ''Ayaklarım, ayaklarımda hissizlik var.'' dedi. Bir dakika geçtikten sonra ayaklarım yok oldu, ayaklarımı hissedemiyorum, dizlerim soğuyor, dizlerimin olduğunu zar zor hissedebiliyorum diyordu. Kafasının altına birkaç defter koyup yere uzandı. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Hissettiği soğukluk ve uyuşukluk bacaklarından geçip kalbine yürüdü ve kalbine ulaştığında da öldü. Tam 15 dakikada ölüvermişti kız. Saat tuttum. Benim sınıfımda, gözlerimin önünde ölüp gitti. Son derece güzel, güçlü, sağlıklı bir genç kızdı. Hastalığın ilk belirtisinin ortaya çıkmasıyla kızın ölümü arasında sadece 15 dakika geçmişti. İşte kızıl ölüm bu kadar hızlıydı. Sınıfımda ölen kızla beraber kaldığım o kısa süre içinde haber bütün üniversiteye yayılmış. Binlerce öğrenci sınıfları, laboratuvarları terk edip kaçmıştı. Olayı bildirmek için dekana giderken bütün üniversitenin boşalmış olduğunu gördüm. Kampüsün öbür tarafında hızla evlerine doğru giden birkaç kişi kalmıştı. Onların da ikisi koşarak kaçıyordu. Makamında yalnız bulduğum Dekan Hogg, yüzünde daha önce görmediğim bir sürü çizgiler oluşmuş, son derece yaşlanmış ve beyazlaşmış gibi duruyordu. Beni görür görmez ayağa kalkıp sendeleyerek iç ofisine kaçtı. Kapıyı güm diye kapatıp bir de kilitledi. Anlıyorsunuz ya, benim hasta birinin yakınında olduğumu duymuştu. Bu yüzden de korkuyordu. Kapının arkasından bana bağırarak oradan gitmemi söyledi. Sessiz koridorlardan yürüyüp ıssız kampüsten çıkarken hissettiklerimi asla unutamam. Korkmuyordum. Bir hastanın yakınında bulunduğum için kendimi artık ölü gibi görüyordum. Tabii ki ölü değildim ama feci bir bunalım çökmüştü üstüme. Her şey durmuştu sanki. Dünyanın, benim dünyamın sonu gelmiş gibi geliyordu. Üniversitenin görüntüsünün ve seslerinin içine doğmuştum. Üniversite benim kaderimdi. Babam da, büyük babam da üniversite profesörüydü.
150 yıl boyunca mükemmel bir makine gibi devamlı olarak çalışmaya devam etmişti bu üniversite. Sonra bir anda çarklar durmuştu. Sanki 3 kere kutsal bir sunaktaki kutsal ateşin söndüğünü görmüş gibiydim. Beynimden vurulmuşa dönmüş, kelimelerle anlatılamayacak ölçüde sarsılmıştım. Eve vardığımda kahya çığlıklar içinde kaçıp gitti. Zili çaldığımda hizmetçinin de kaçmış olduğunu anladım. Evdekileri aradım. Mutfağa indiğimde aşçı da gitmek üzereydi. O da çığlık çığlığa bağırarak alelacele koşturmaya başladı. Ve bu aceleyle içinde eşyaları olan bavulunu düşürmesine karşın evden fırlayıp bağıra bağıra bahçede koşmaya devam etti. Kadının çığlıkları hala kulağımdadır. Anlıyorsunuz değil mi? Normal bir hastalığa yakalandığımızda bu şekilde davranmazdık. Bu tür konularda hep sakin davranır, ne yapacağını bilen doktorları ve hemşireleri çağırırdık. Ama bu hastalık farklıydı. Aniden geliyor, hızla öldürüyor ve yakaladığı kimseyi sağ bırakmıyordu. Bir insanın yüzü kızıla dönmüşse ölüm ona damgasını vurmuş demekti. Hastalıktan kurtulduğu bilinen bir vaka yoktu. Kocaman evde tek başıma kalmıştım. Daha önce de söylediğim gibi o günlerde kablolar üzerinden birbirimizle konuşabildiğimiz gibi kablosuz da haberleşebiliyorduk. Telefon çaldı. Erkek kardeşimdi. Benden hastalık kapmamak için eve gelmeyeceğini, iki kız kardeşimizi alıp Profesör Bacon'ın evine gittiğini söyledi. Bulunduğum yerde kalmamı ve hastalığa yakalanıp yakalanmadığımı öğrenecek kadar beklememi öğütledi. Bunu doğru bulup evde kalmayı kabul ettikten sonra hayatta ilk kez yemek pişirmeye giriştim. Hastalık bana bulaşmamıştı. Telefon aracılığıyla istediğim herkesle konuşup haberleri alabiliyordum. Ayrıca gazeteler de vardı. Dünyada neler olup bittiğini öğreneyim diye bütün gazetelerin eve getirilip uzaktan kapıya atılmasını istedim. New York ile Chicago kaos içindeydi. Oralarda olan şeyler diğer bütün büyük şehirlerde de oluyordu. New York polisinin 1/3'ü ölmüştü. Şehrin emniyet müdürüyle valisi de öyle. Kanun ve düzen diye bir şey kalmamıştı. Cesetler sokaklarda yatıyor, gömülmüyordu. Bu büyük şehre yiyecek maddeleri ve diğer ihtiyaçları getiren trenler ve diğer taşıtlar çalışmıyor. Fakir ve aç kalabalıklar gıda mağazalarını ve depolarını yağmalıyordu. Her yerde cinayet, hırsızlık, sarhoşluk kol geziyordu. Milyonlarca insan şehirden kaçmıştı. Önce özel araçları ve hava taşıtlarıyla zenginler, sonra da aç oldukları için yollarının üstündeki çiftlikleri, köy ve kasabaları yağmalayan ve bu arada gittikleri yere hastalığı da taşıyan, sürüler halinde yaya kaçmaya çalışan büyük halk kitleleri. Bu haberleri gönderen kablosuz iletişim operatörü yüksek bir binanın tepesindeki ofisinde makinesiyle birlikte tek başına kalmıştı. Şehirde kalan insanların sayısını birkaç yüz bin olarak tahmin ediyordu korkudan ve içkiden çılgına döndüğünü, dört bir yanında büyük yangınların patlak verdiğini söylüyordu. Büyük bir kahramandı bu adam. Görev yerinden ayrılmamış, adı bilinmeyen bir gazeteciydi. Büyük olasılıkla. 24 saattir İngiltere'den tek bir hava taşıtının gelmediğini, zaten artık oradan hiçbir haber alamadığını söyledi. Ancak Berlin'den yani Almanya'dan gelen bir habere göre Meşnikov okulu bakteriyologlarından Hofmeyer'in vebaya karşı bir serum keşfettiğini bildirdi. Bu günümüze dek biz Amerika'dakilerin Avrupa'dan aldığı son haberdi. Hofmeyer gerçekten bir serum bulduysa da çok geç kalmıştı. Aksi takdirde çok önceleri Avrupa'dan gelip bizi bulurlardı. Buradan çıkarabileceğimiz tek sonuç Amerika'da olan her şeyin Avrupa'da da yaşandığı ve bütün o kıtada en çok 100 kadar kişinin kızıl ölümden kurtulmuş olabileceğiydi. New York'tan bir gün daha haber akmaya devam etti. Sonra o da kesildi. Yüksek binasının tepesinden o haberleri gönderen adam belli ki ya hastalıktan ölmüştü ya da etrafında çıktığını söylediği büyük yangınların içinde kalmıştı. New York'ta olan her şey diğer şehirlerde de aynen tekrar ediyordu. San Francisco'da, Oakland'da ve Berkeley'de benzer olaylar yaşanıyordu. Perşembe günü itibariyle o kadar çok insan ölüyordu ki artık cesetler kaldırılamıyor, ortalık yerde yatıyordu. Şehirden kaçma telaşı perşembe akşamı başladı.
Düşünün sevgili torunlarım, Sacramento nehrindeki akın sırasında gördüğümüz alabalıklardan çok daha fazla sayıda insan kendilerini her yerde bulabilecek ölümden kaçmak için milyonlar halinde şehirleri terk edip deliler gibi kırlara doluşuyordu. Tabii ki mikrobu da beraberlerinde taşıyorlardı. Dağlar, çöller gibi uçra yerlere kaçan zenginlerin hava taşıtlarında da taşınıyordu aynı mikroplar. Kaçan yüzlerce hava taşıtı Hawaii'ye indiğinde hem mikrobu oraya taşıdılar hem de salgının kendilerinden önce oraya ulaşmış olduğunu gördüler. Biz bunu San Francisco'da düzen bozulana ve haberleri alıp göndermekle görevli kişiler artık işlerinin başında duramaz hale gelene kadar ilettikleri bilgilerden öğrendik. Dünya ile iletişimin bu şekilde kesilmesi inanılmaz bir şeydi. Çok acayipti. Dünya durmuş, yok olmuştu sanki. 60 yıldır da benim için dünya diye bir şey bulunmuyor zaten. Dünyada New York, Avrupa, Asya, Afrika gibi yerlerin bulunduğunu tahmin ediyorum ama tam 60 yıldır buralara ilişkin tek bir haber duymadım. Kızıl ölümün gelmesiyle birlikte dünya mutlak ve geri dönüşsüz olarak dağıldı, paramparça oldu. 10 bin yıllık kültür ve uygarlık göz açıp kapayıncaya kadar yok oldu. Köpükler gibi uçup gitti. Hava taşıtlarıyla kaçan zenginlerden bahsetmiştim size. Uçtukları her yere mikrop taşıdılar ve nereye kaçarsa kaçsınlar öldüler. Biri dışında onlardan hayatta kalan kimseyle karşılaşmadım. O da Mangerson'dur. Sonraları Santa Rosa'lara katılıp en büyük kızımla evlendi. Kabileye salgın başladıktan 8 yıl sonra katıldı. Geldiği sırada 19 yaşındaydı ve kızımla evlenebilmek için tam 12 yıl beklemek zorunda kaldı. Görüyorsunuz, evlenecek çağda kız yoktu kabilede. Hatta kabile mensuplarının daha büyük kızlarının bazıları için birilerine söz kesilmişti. Bu yüzden kızım Mary 16 yaşına gelinceye kadar beklemek zorunda kaldı. Geçen yıl dağ aslanı tarafından öldürülen aksakayak onun oğluydu. Mangerson salgın başladığında 11 yaşındaydı. Patronlar kurulu üyesi olan babası son derece zengin ve güçlü bir adamdı. Bütün aile Condor adlı zepline binip buranın hayli kuzeyinde bulunan British Columbia'nın yabani topraklarına gitmek üzere uçtular. Ama yolda bir kaza geçirip Shasta Dağı civarına düştüler. Bu dağı duymuşsunuzdur, kuzeyde, uzaklardadır. Kazazedeler arasında salgın baş gösterdi ve sadece 11 yaşındaki bu çocuk kurtuldu. 8 yıl boyunca yalnız başına ıssız topraklarda dolaşıp insanları aradı. Sonunda güneye doğru inerek bizi, Santa Rosa'lıları buldu. Bak sen şu işe, hikayemde ileri gitmişim. San Francisco Körfezi civarındaki şehir ve kasabalardan bu büyük kaçış yaşanırken ve telefonlar henüz çalışıyorken erkek kardeşimi aradım. Ona bu kaçışın saçmalık olduğunu, kendimde bir hastalık belirtisinin bulunmadığını, yapmamız gereken şeyin akrabalarımızla birlikte güvenli bir yere sığınıp orada herkesten uzak durmamız olduğunu söyledim. Bu güvenli yerin üniversitedeki kimya fakültesi olduğuna karar verdik. Yanımıza bol arsa kalıp binaya sığınma ve biz oraya yerleştikten sonra zorla yanımıza gelmeye kalkışanları silahla engelleme konusunda fikir birliğine vardık. Ancak her şeyi planlamışken kardeşim en azından 24 saat daha evden ayrılmayıp hastalık konusunda bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmemi rica etti. Ben bunu kabul ederken o da ertesi gün yanıma gelmeye söz verdi. Telefonlar kesilene kadar yanımıza alacağımız erzak ve malzemelerin ayrıntısıyla kimya fakültesini nasıl savunacağımızı konuştuk. Telefon tam konuşmamızın arasında kesildi. O gece elektrikler de gidince koca evde tek başıma ve karanlıkta kaldım. Artık gazetelerde basılmadığı için dışarıda ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgim yoktu. Dışarıda insan ve silah sesleri duyunca pencereden bakıp Oakland yönünde alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiğini gördüm. Korkunç bir geceydi. Gözlerimi bir an bile kırpmadım. Neden ve nasıl olduğunu göremedim ama evimin önündeki kaldırımda bir adam öldürüldü. Otomatik bir tabancadan çıkan seri atışlardan birkaç dakika sonra zavallı yaralı kapıma kadar sürünüp inleyip bağırarak yardım istedi. İki otomatik tabancamı da alıp yanına gittim.
yaktığım kibritin ışığında adamın kurşun yaralarından ölmek üzere olduğunu ama aynı zamanda hastalığa da yakalandığını gördüm. Hemen içeri kaçtım ve yarım saat boyunca adamın inlemelerini, çığlıklarını dinledim. Ertesi sabah kardeşim geldi. Yanıma alacak kadar değer verdiğim şeyleri bir çantaya koymuştum. Ama kardeşimin yüzüne baktığımda asla benimle beraber kimya fakültesine gelemeyeceğini gördüm. O da hastalığa yakalanmıştı. Elimi sıkmak istedi ama aceleyle geri kaçtım. Aynaya bak diye emrettim. Baktı ve yüzündeki rengi gördü. O aynaya bakarken yüzü de giderek daha çok kızıllaşıyordu. Dermansızca sandalyeye oturdu. ''Tanrım, ben de yakalanmışım. Yaklaşma bana, artık ölü sayılırım.'' dedi. Sonra kasılmalar başladı. Ölmesi 2 saat sürdü ve sonuna kadar bilinci yerindeydi. Ayaklarındaki hissizlik ve soğuk duygusunun bileklerine, kalçalarına, sonunda kalbine çıktığından yakındı ve kalbine geldiğinde öldü. Kızıl ölüm insanları işte bu şekilde öldürüyordu. Çantamı kaptığım gibi dışarı fırladım. Sokaklardaki görüntü korkunçtu. İnsan sürekli yerde yatanların vücutlarına takılıyordu ve bunların bazıları henüz ölmemişti. Siz birine bakarken bile o kişinin ölümün pençesine düşüp yere çöktüğüne tanık oluyordunuz. Oakland ile San Francisco devasa alevler tarafından yutulmuşken Berkeley'de bir sürü yerde yangınlar çıkmıştı. Yangınların dumanı havaya yükseldiği için gün ortasında bile alacakaranlık hüküm sürüyor. Bazen rüzgarın esmesiyle birlikte güneş loş, mat bir kırmızı daire olarak yüzünü gösteriyordu. Gerçekten de sevgili torunlarım, dünyanın son günlerini yaşıyordum sanki. Benzini ve garajlardan alınabilecek diğer malzemeleri bittiği belli olan çok sayıda otomobil yol ortasında bırakılmıştı. Bir tanesini hatırlıyorum. Otomobilin koltuğunda bir adamla bir kadının, yanındaki kaldırımda da 2 kadınla bir çocuğun daha cesedi yatıyordu. Her tarafta tuhaf ve korkunç görüntüler vardı. Bembeyaz suratlı kadınlar bebeklerini kucaklarında taşıyor, babalar çocuklarını ellerinden tutuyor, tek başına çift halinde veya ailecek yürüyen insanlar hayaletler gibi sessizce, gizlice ölüm şehrinden kaçmaya çalışıyorlardı. Bazılarının elinde yiyecekler, bazılarının elinde battaniyeler ve diğer gerekli şeyler varken çoğu hiçbir şey taşımıyordu. Bir bakkal gördüm. Yiyecek maddelerinin satıldığı yere bakkal denirdi. Bakkalın sahibi sakin, dengeli ama kafası biraz az çalışan, inatçı biridir. Onu iyi tanırım. Adam dükkanını savunuyordu. Pencereler, kapılar hep kırılmış, adam içeride tezgahın arkasına saklanmış, içeri girmeye çalışan kaldırımdaki saldırganlara tabancasıyla ateş ediyordu. Dükkanın girişinde birkaç ceset vardı. Bunların dükkan sahibinin o gün daha önce öldürdüğü adamlar olduğunu tahmin ettim. Uzaktan onları izlerken yağmacılardan birinin bitişikteki ayakkabıcının camlarını kırıp dükkanı kasten ateşe verdiğini gördüm. Bakkal sahibinin yardımına gitmedim. Böyle şeylerin vakti geçmişti. Uygarlık çöküyor ve artık herkes kendisi için yaşıyordu. Ana caddeyi kesen sokaktan hızla yoluma devam ederken ilk köşede bir başka trajediye tanık oldum. İşçi sınıfından 2 kişi, 2 çocuklu bir çifti yakalamış, eşyalarını çalıyorlardı. Resmen tanıştırılmasam da soyulan adamı simaen tanıyordum. Eskiden beri hayranı olduğum dizeler yazan bir şairdi. Onun bile yardımına koşamadım. Çünkü tam onları gördüğüm anda bir silah sesi duydum ve adamın yere çöktüğünü gördüm. Kadın çığlık atmaya başlayınca hayvan heriflerin birinden yediği yumrukla yere düştü. Ben adamları tehdit eder şekilde bağırınca silahlarını üstüme boşalttılar. Köşenin birisine kendimi zor attım. Burada da ilerleyen alevler tarafından yolum kesildi. 2 yandaki binalar da yandığı için sokağa alevler basmış, üstüne duman çökmüştü. O karanlığın içinden bir kadının yardım isteyen tiz çığlıkları geldi. Ona da yardıma gitmedim. Her yandan yardım isteyen çığlıkların geldiği bu tür sahnelere fazlasıyla tanık olmak insanın kalbini taşa çeviriyordu. Tekrar köşeye döndüğümde 2 soyguncu gitmişti. Şairle karısı ölmüş, kaldırımda yatıyorlardı. İnsanı sarsan bir görüntüydü. 2 çocuk ortalıktan yok olmuştu. Nereye gittiklerini bilmiyordum.
daha önce rastladığım insanların neden bembeyaz suratlarıyla sessizce, gizlice kaçtıklarını artık anlamıştım. Uygarlığımızın ortasında, fakir semtlerimizde, işçi mahallelerimizde bir barbarlar, yabaniler ırkının doğmasına neden olmuştuk ve şimdi biz felaketi yaşarken onlar da vahşi hayvanlar gibi üstümüze saldırıyorlar, bizi yok ediyorlardı. Tabii kendilerini de yok ediyorlardı. Güçlü içkilerin etkisiyle iyice alevlenerek nice hunharlıklar yapıyor, genel bir delilik hali içinde birbirlerine sataşıyor, birbirlerini öldürüyorlardı. Takım olarak bir arada hareket eden daha nitelikli bir grup işçi gördüm. Kadınlarıyla çocuklarını ortalarına almış, hastalarıyla yaşlılarını sedyelerle taşıyarak erzak dolu bir arabayı çeken atlarıyla birlikte şehirden dışarı çıkmak için savaş veriyorlardı. Dumanların içinden çıkıp sokakta ilerlerken tam görülecek bir manzara oluşturuyorlardı ama yollarının önünde ilk gördükleri anda neredeyse beni de vurup öldüreceklerdi. Gerçi yola devam ederken liderlerinden biri bağırarak benden özür diledi. Söylediğine göre soyguncularla yağmacıları gördükleri anda öldürüyor ve fırsatçılardan kaçınmanın tek yolu olduğu için bu şekilde takım olarak hareket ediyorlarmış. Kısa süre sonra sık sık göreceğim bir şeye de ilk kez orada tanık oldum. Yürüyen adamlardan birinin yüzünde bir anda hastalığın yanlış anlaşılması mümkün olmayan damgası belirdi. Etrafındakiler hemen geri çekildi. O da en ufak bir sitem bile etmeden sırasından çıkarak takımın yürüyüşüne devam etmesine olanak sağladı. Bir kadın, herhalde karısıydı, onunla kalmak istedi. Kadın küçük bir oğlanın elini tutuyordu ama takımdakiler kadının adamın yanına gitmesini engellerken adam da sert bir sesle onun takımla birlikte gitmesini emretti. Bunu gördükten sonra yüzü kızıl kızıl parlayan adamın sokağın karşı tarafındaki bir binanın eşiğine adımını attığına tanık oldum. Adamın silahının sesini duydum ve cansız halde yere düştüğünü gördüm. İki kez ilerleyen alevler tarafından yolumdan döndürüldükten sonra nihayet üniversiteye ulaşmayı başardım. Kampüsün girişinde kimya fakültesine doğru giden bizim okul mensuplarından bir gruba rastladım. Aile sahibi insanlardı ve çocuk bakıcılarıyla hizmetçileri dahil ailecek oradalardı. Profesör Badminton beni selamladı ama ben onu hemen tanıyamadım. Bir yerde alevlerin arasında kalmış sakalı yanmıştı. Kafasında kanlı bir bandaj vardı, üstü başı da pislenmişti. Önceki gece yağmacıların saldırdığını, kardeşinin evlerini savunurken can verdiğini söyledi. Kampüsün içinde yürürken birden Bayan Svinton'ın yüzünü işaret etti bana. İnsanın asla başka şeye benzetemeyeceği o kızıl renge bürünmüştü. Kadının etrafındaki bütün kadınlar hemen çığlık çığlığa kaçıştılar. Bayan Svinton'un iki çocuğu bakıcılarıyla birlikte yanındaydı. Onlar da diğer kadınlarla birlikte uzaklaştı. Kocası Doktor Svinton ise karısının yanında kaldı. ''Sen devam et Smith'' dedi bana. ''Çocuklara göz kulak ol. Ben eşimin yanında kalacağım. Şu anda bile onu ölmüş kabul etmemiz gerektiğini biliyorum ama onu bırakamam. Eğer sonrasında sağ salim kurtulursam kimya fakültesine gelirim. Sen de bakar ol. Beni içeri alırsın.'' Onu karısının üzerine eğilmiş, son anlarında kadını teselli eder halde bırakıp gruba yetişmek için koştum. Kimya fakültesi binasına en son biz alındık. Sonrasında da otomatik silahlarımız sayesinde kimseyi binaya yaklaştırmadık. Binaya 60 kişinin sığınmasını planlamıştık. Oysa ilk katılması düşünülen herkes akrabalarını, arkadaşlarını, hatta bütün ailesini getirmiş, sayımız 400'ü geçmişti. Neyse ki fakültenin binası hayli büyüktü ve etrafında başka bina olmadığı için de şehrin her tarafında göklere yükselen alevlerin sıçraması tehlikesi yoktu. Çok miktarda erzak getirilmişti. Karavana takımları halinde örgütlenen aile ve arkadaş gruplarının günlük tayınlarını belirleyip dağıtan bir gıda komitesi bu erzağın denetimini üstlendi. Başka komiteler de kurup hayli etkin bir örgütlenme oluşturduk. Ben savunma komitesindeydim ama neyse ki ilk gün kimse bize saldırmadı. Gerçi yağmacıları uzaktan gördük ve yaktıkları ateşlerin dumanına bakarak içlerinden bazılarının kampüsün öbür ucunu işgal edip birkaç kamp kurmuş olduğunu anladık. İçlerindeki hemen herkes sarhoştu. Sık sık müstehcen şarkılar söylediklerini veya deliler gibi bağırdıklarını duyuyorduk.
Çevrelerindeki dünya çöküp harabeye dönerken, her tarafı bu çöküntünün tozu dumanı sararken, bu aşağılık yaratıklar içlerindeki vahşiliğin dizginlerini salmış, savaşıyor, içiyor ve ölüyorlardı. Ne fark ederdi ki zaten? Herkes ölüyordu nasıl olsa. İyisi de kötüsü de, güçlüsü de zayıfı da, hayata dört elle sarılanı da, yaşamı aşağılayanı da. Herkes göçüp gidiyordu, her şey göçüp gidiyordu. Aradan 24 saat geçip içimizde hastalık belirtisi görmeyince bunu kutladık ve bir kuyu kazmaya giriştik. O zamanlar şehirdeki her eve su getiren büyük demir su borularını görmüştünüz. Şehirdeki yangınların bu boruları patlatacağından ve akan sular nedeniyle baraj göllerinin boşalmasından korkuyorduk. Bu yüzden kimya fakültesinin ana avlusunun beton zeminini kırıp oraya bir kuyu kazdık. Aramızda üniversite okuyan birçok genç vardı. Hep birlikte o kuyu için gece gündüz çalıştık. Nitekim korkularımız doğru çıktı. Biz suya ulaşmadan 3 saat önce sular kesildi. İkinci 24 saat de geçtiğinde aramızda hala hastalık baş göstermemişti. Kurtulduğumuzu sandık ama ne kadar doğru olduğunu sonradan anladığım şeyi, yani mikrobun insan vücudundaki kuluçka süresinin birkaç günü bulduğunu henüz bilmiyorduk. Mikrop kendini gösterdiği andan itibaren o kadar kısa sürede öldürüyordu ki kuluçka süresinin de aynı şekilde kısa olduğunu düşünmüştük. Böylece iki gün geçip de aramızdan kimse etkilenmeyince hastalığın bize bulaşmadığı fikriyle çok sevinmiştik. Üçüncü gün bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. O günden önceki akşamı asla unutamam. Saat 8'den 12'ye kadar akşam nöbetçilerinin komutası bendeydi. Binanın çatısından insanoğlunun o muhteşem eserlerinin yanıp kül olmasını izliyordum. Yangınlar öyle büyümüştü ki alevler bütün göğü aydınlatmıştı. O kırmızı aydınlıkta en küçük yazılarla basılmış kitapları bile okuyabilirdiniz. Sanki bütün dünya alevler tarafından sarılmış gibiydi. San Francisco'daki 20 kadar büyük yangından aktif volkanlar gibi alev ve duman püskürüyordu. Oakland, San Leandro, Hayward's hepsi yanıyordu. Kuzeyde Richmond burnu civarında da yangınlar vardı. İnsanda dehşet uyandıran bir görüntüydü. Uygarlık sevgili torunlarım, alev tabakalarının içinde ve ölümün nefesinin altında yok olup giden şey uygarlıktı. O akşam saat 10'da Point Pinole'deki büyük patlayıcı depolarında peş peşe patlamalar oldu. O kadar büyük patlamalardı ki koca bina deprem olmuş gibi sarsıldı. Bütün camları tuzla buz oldu. Ondan sonra çatıdan inip binanın uzun koridorlarında odadan odaya dolaşarak telaş içindeki kadınları sakinleştirdim. Onlara ne olduğunu anlattım. Bir saat kadar sonra binanın zemin katının penceresinden bakarken yağmacıların kamplarında bir gürültünün koptuğunu duydum. Çığlıklar, bağırışlar duyuluyor, çok sayıda silahın sesi geliyordu. Sonradan yaptığımız tahmine göre çatışma durumu iyi olanların hastalığa yakalanmış olanları kamplardan çıkarmak istemeleri nedeniyle çıkmıştı. Sonuçta hastalığa yakalanmış çok sayıda yağmacı kampüsü geçerek bizim kapılarımızın önüne yığıldı. Onları uyarıp geri gitmelerini istedik ama bize yaylım ateşiyle karşılık verdiler. Pencerelerden birinin önündeki Profesör Merriweather gözlerinin tam ortasına gelen bir mermiyle anında hayatını yitirdi. Hemen açtığımız karşı ateş sonucunda üçü dışında yağmacıların hepsi kaçtı. Kalanlardan biri kadındı. Hastalığa yakalandıkları belli olan bu insanlar son derece pervasızdılar. Alevlerle kaplı gökyüzünün altında kızıl suratlarıyla cehennemdeki zebaniler gibi sürekli bize lanetler yağdırıp üstümüze ateş açtılar. İçlerinden birini kendi ellerimle vurdum. Bundan sonra diğer adamla kadın lanetler yağdırmaya devam ederek penceremizin altına uzandılar ve biz onların orada hastalıktan ölmelerini seyretmek zorunda kaldık. Durumumuz hassastı. Patlayıcı depolarındaki patlamalar binanın bütün camlarını kırdığı için cesetlerden gelecek mikroplara açıktık. Sağlık komitesi göreve çağrıldı ve onlar da bu durumu mertçe karşıladılar. Dışarı çıkıp cesetleri oradan uzaklaştırmak için iki kişi gerekiyor ve bu görev büyük olasılıkla o kişilerin hayatlarını feda etmesi anlamına geliyordu. Çünkü bir daha binaya girmelerine izin verilmeyecekti. Bekar hocalardan biriyle bir öğrenci gönüllü oldu.
Bizimle vedalaşıp dışarı çıktılar. Kahramandı onlar. 400 kişi yaşasın diye kendi canlarını verdiler. Görevlerini yerine getirdikten sonra biraz uzakta durup düşünceli düşünceli bize baktılar. Sonra da el sallayıp veda ederek yavaşça kampüsü geçip yanmakta olan şehre doğru yola koyuldular. Ancak bütün bunların faydası olmamıştı. Ertesi sabah aramızdan ilk kişinin hastalığa yakalanmış olduğunu gördük. Profesör Stout'un ailesinden biri, çocuk bakıcısı küçük bir kız. Zaafa, duygusallığa yer yoktu böyle bir zamanda. Belki de hastalığa sadece o yakalanmıştır diye kızı binadan atıp oradan uzaklaşmasını söyledik. Ellerini ovuşturarak ve son derece acınaklı bir halde ağlayarak yavaşça kampüsün öbür yanına doğru yürümeye koyuldu. Kendimizi canavar gibi hissediyorduk ama başka ne yapabilirdik ki? 400 kişi için bireyler feda edilmek zorundaydı. Laboratuvarlardan birine 3 aile yerleşmişti. O öğleden sonra aralarında en az 4 ceset ile farklı aşamalarda olan 7 vakaya rastladık. İşte büyük korku o zaman başladı. Cesetleri yerde bıraktık. Sağ kalanları da başka bir odaya gidip kendilerini orada tecrit etmeleri için zorladık. Kalanlarımızın arasında da salgın başlamıştı. Hastalık belirtisi görüldüğü anda mikrop bulaşmış kişileri bu tecrit odalarına gönderiyorduk. Oraya kendi başlarına yürümelerini istiyorduk ki onlara dokunmayalım. Yüreklerimiz parçalanıyordu. Ama yine de hastalık aramızda dolaşıyor. Ölülerle ve ölmek üzere olanlarla dolu odaların sayısı bir bir artıyordu. Bu ölüler denizi binayı kat kat, oda oda işgal ederken henüz hastalığa yakalanmamış olan bizler de bir üst katta, bir sonraki odaya çekiliyorduk. Bina kabristana dönmüştü. Hayatta kalanlar olarak gece yarısında yanımıza silah, cephane ve çok sayıda konserve dışında hiçbir şey almadan kaçtık. Kampüsün yağmacıların bulunmadığı tarafında kamp kurduk. Kimimiz nöbet tutarken, kimimiz de şehre inip evleri dolaşarak otomobil, at arabası, at, el arabası veya erzakımızı taşıyacak ve şehirden açık araziye kaçış mücadelelerine tanık olduğum örgütlü işçiler gibi hareket etmemizi sağlayacak bir şeyler bulmak için keşfe çıkmaya gönüllü oldu. Keşfe çıkanlardan biri bendim. Otomobilini evinin garajında bıraktığını hatırlayan Dr. Hoyle onu almamı söyledi. İzciler olarak çiftlere ayrıldık. Benim yanımda genç bir öğrenci olan Dombey vardı. Dr. Hoyle'un evine varmak için şehrin yerleşim bölgesinde 1 kilometre kadar yürümemiz gerekiyordu. Burası ağaçların ve çimenliklerin ortasında ayrık nizam binaların bulunduğu bir semtken yangın yapacağını yapmış, bazen tüm bir mahalleyi yakarken bazen bir mahalleye hiç dokunmamış, bazen de mahallenin içinde sadece bir eve atlayıp ötekileri yakmıştı. Tabii ki yağmacılar burada da iş başındaydı. Otomatik silahlarımızı herkesin görebileceği şekilde elimizde taşıyıp gözü dönmüş insanlar gibi görünerek onları bize saldırmaktan caydırmak istiyorduk. Ne olduysa Dr. Hoyle'un evinde oldu. Biz eve vardığımız ana kadar alevlerin dokunmadığı ev tam oraya ulaştığımız anda alevlere büründü. Evi ateşe veren vicdansız merdivenlerden aşağı sallana sallana inip caddeye doğru yürümeye başladı. Ceketinin ceplerinden viski şişeleri görünüyordu ve dut gibi sarhoştu. O anda içimden onu vurmak geldi. Vurmadım ve bu kararımdan pişmanlık duymadığım bir an bile geçirmedim. Sallana sallana yürüyüp kendi kendine konuşan, gözünü kan bürümüş, uzun favorili yanaklarından birinde yukarıdan aşağı inen yeni ve kanlı bir yara izi olan bu adam, o zamana kadar gördüğüm en büyük alçaklık ve iğrençlik abidesiydi. Ben onu vurmayınca çimenlikteki ağaca yaslanıp bize yol verdi. Mutlak anlamda en ahlaksız, en kötü eylemdi yaptığı. Tam onun hizasına geldiğimizde aniden tabancasını çıkarıp Dombey'i kafasından vurdu. Ertesi an herifi öldürmüştüm. Yine de geç kalmıştım. Tek bir inilti bile salamadan sönüp gitti Dombey. Tahminen başına ne geldiğini anlayamamıştır bile. İki cesedi orada bırakarak hızla yanan evi geçtim. Garaja girip Dr. Hoyle'un otomobilini buldum. Deposu benzin dolu, yola çıkmaya hazır vaziyetteydi. Harabeye dönmüş şehrin sokaklarında döne dolaşa kampüste hayatta kalanların yanına işte bu otomobille geldim. Diğer izciler dönmüştü ama hiçbir benim kadar şanslı değildi.
Profesör Fairmead bir Shetland midillisi bulmuştu ama bir ahırda bağlı olarak terk edilip günlerce su ve yem verilmemiş hayvancağız o kadar zayıflamıştı ki yük taşıyabilecek durumda değildi. Aramızdan bazıları onu salmak istedi ama benim ısrarım üzerine yiyeceğimiz bittiğinde yemek üzere yanımızda götürmeye karar verdik. Yola çıktığımızda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 47 kişiydik. Zaten yaşlı olan, geçen haftanın olaylarından sonra umudunu tamamen kaybeden dekan ile birkaç çocuk ve Profesör Fairmead'in yaşlı annesi otomobilde gidiyorlardı. Otomobili bacağından kurşun yarısı almış genç İngilizce hocası Watop sürüyordu. Kalanımız yürüyor, Profesör Fairmead de midilliyi çekiyordu. Aslında pırıl pırıl, güzel bir yaz günü olması gerekirdi. Ama yangınların dumanları gökyüzünü doldurmuş, bu karanlığın arasında kasvetle parlayan, sönük ve cansız güneş ise uğursuz bir kan kırmızısı çembere dönmüştü. Gerçi kan kırmızısı rengindeki güneşe artık alışmıştık. Duman her şeyi değiştiriyordu. Burnumuzun deliklerine girip gözlerimizi dolduruyordu. Aramızda gözleri kan çanağına dönmemiş kimse kalmamıştı. Güneydoğu'ya yöneldik. Bitmek tükenmek bilmez kilometreler boyunca süren banyoların içinde şehrin düzlük merkezinden alçak tepelere doğru yükselen ilk yamaçlarda yol alıyorduk. Açık araziye çıkabileceğimizi umduğumuz tek yol buydu. Son derece yavaş ilerliyorduk. Kadınlarla çocuklar hızlı yürüyemiyordu. O zamanlar insanlar bugünkü gibi yürümeyi akıllarına bile getiremezdi sevgili torunlarım. Aslına bakarsanız nasıl yürüneceğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Ben de gerçek anlamda yürümeyi salgından sonra öğrendim. Yağmacılar yüzünden birbirimizden kopmaktan korkuyor, aramızda en yavaş yürüyenin hızıyla yürüyorduk. Aslında yırtıcı insanların da sayısı hayli azalmıştı. Salgın onları da vurmuştu ama hala bize sürekli bir tehlike yaratacak sayıdalardı. Yangın güzel yerleşimlerin birçoğuna dokunmamıştı ama onun dışında her taraf tüten harabelerle doluydu. Yağmacılar da yakıp yıkma hırsının etkisinden kurtulmuş olsalar gerekti ki yeni ateşe verilmiş evlere artık eskisi kadar sık rastlamıyorduk. Bazılarımız otomobil ve benzin bulmak için evlerin garajlarına keşfe çıktı ama bir şey elde edemedi. Şehirlerden ilk kaçış dalgası bu tür işe yarayabilecek şeyleri silip süpürmüştü. Bu keşif sırasında son derece düzgün bir genç olan Kalgan'ı yitirdik. Bir evin bahçesinden geçerken yağmacılar tarafından vurulmuştu. Bu bizim tek kaybımızdı. Bir keresinde de sarhoş bir canavar öldürmek kastıyla bize ateş açtı ama şansımıza adam öylesine gelişigüzel ateş ediyordu ki aramızdan birine bir şey olmadan biz onu vurup öldürdük. Şehrin o çok güzel banliyölerinin merkezinde sayılan Fruitvale semtinde hastalık yine bizi vurdu. Bu kez kurban Profesör Fairmead'di. İşaretlerle bize annesinin durumu öğrenmesini istemediğini anlattıktan sonra gayet güzel bir konağa doğru yürüdü. Yalnız, üzgün ve umutsuz vaziyette evin ön verandasının merdivenlerine oturan profesöre son kez el sallayarak veda etmek için ben biraz oyalandım. O akşam Fruitvale'in birkaç kilometre dışında ama hala şehrin içinde kamp kurduk. Ve o gece aramızda ölenlerden kaçmak için kampımızı iki kez değiştirdik. Sabahleyin 30 kişi kalmıştık. Dekanın halini asla unutamam. Sabahleyin yürürken yürüyenler arasında yer alan eşinde hastalık belirtileri çıkmış, o da sürdüğü otomobilden inip karısıyla birlikte kalmak için ısrar etmişti. Buna hayli uzun süre karşı çıktık ama sonunda istemeyerek de olsa onun kararını kabul ettik. Gerçi fark etmezdi çünkü sonunda aramızdan kimlerin eğer öyle bir şans varsa kurtulabileceğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Yürüyüşümüzün ikinci akşamı olan o akşam açık arazinin ilk kesimleri olan Hivers civarında kampımızı kurduk. Sabahleyin yaşayan 11 kişi kalmıştık. Ayrıca o akşam bacağı yaralı olan Profesör Wethop otomobili de alarak kaçmıştı. Kız kardeşi ve annesiyle birlikte konservelerimizin çoğunu da götürmüştü. Öğleden sonra yol kenarında dinlenirken hayattaki son zeplini gördüğüm gündür o gün. Kırlarda duman tabakasının çok daha ince olması sayesinde gördüğüm zeplin yaklaşık 700 metre yükseklikte ümitsiz bir şekilde sürükleniyor, rüzgarla yön değiştiriyordu.
Ne olmuştu bilemiyorum ama daha biz bakarken bile zeplinin burnu giderek yere doğru eğildi. Gaz depolarının arasındaki bölme duvarı yıkılmış olmalı. Çünkü tam dikine, burun üstü yere çakıldı. O günden bugüne de başka bir hava taşıtı görmedim. Sonraki ilk birkaç yıl boyunca sık sık göklere bakarak zeplin arar, dünyada bir yerlerde uygarlığın sürmekte olduğu umudunu korumak isterdim. Ama olmadı. Kaliforniya'da bizim başımıza gelen şey demek ki her yerde herkesin başına gelmişti. Başka bir gün Niles'daydık ve 3 kişi kalmıştık. Niles'in biraz ilerisinde, karayolunun ortasında Watob'u bulduk. Otomobil arızalanmış, onlar da yere halılar sermişlerdi. Kız kardeşinin, annesinin ve kendisinin cesetleri o halıların üstünde yatıyordu. Alışık olmadığım şekilde sürekli yürümekten son derece yoruldum ve o gece deliksiz bir uyku çektim. Sabah kalktığımda şu koca dünyada yapayalnızdım. Son yol arkadaşlarım Canfield ile Parsons hastalıktan ölmüştü. Kimya fakültesine sığınan 400 kişiden ve birlikte yola çıkan 47 kişiden bir ben sağ kalmıştım. Bir ben, bir de Midilli. Neden böyle olduğunun herhangi bir açıklaması yok. Veba bana bulaşmadı o kadar. Hastalığa karşı bağışıklığım varmış demek ki. Milyonda bir şans bana vurmuş. Tıpkı hastalıktan kurtulan herkese milyonda bir, hatta birkaç milyonda bir şans vurduğu gibi. Çünkü oran en fazla bu kadardı. 2 gün boyunca hiçbir ölüme tanık olmamış, güzel bir koruluğa sığındım. O 2 günü son derece bunalımlı geçirmeme, her an benim de ölüm sıramın gelmesini beklememe karşın bir yandan da dinlenip toparlandım. Midilli de öyle. 3. gün sahip olduğum az sayıdaki konserveyi Midilli'nin sırtına yükleyip ıssız yollara düştüm. Tek bir canlı adama, kadına veya çocuğa rastlamadım. Her taraf cesetlerle doluydu. Yiyecek de çoktu. O zamanlar toprak şimdiki gibi değildi. Her tarafta ağaçlar ve çalılar temizlenip tarlalar açılır ve toprak ekilip biçilirdi. Milyonlarca boğazı doyurmaya yetecek kadar yiyecek büyüyor, olgunlaşıyordu ancak hepsi boşa gidecekti. Tarlalardan, bostanlardan, sebzeler, meyveler, yemişler topladım. Terk edilmiş çiftliklerden tavuklar, yumurtalar aldım. Sık sık da ambarlarda konserve depoları buldum. Bütün evcil hayvanlara tuhaf şeyler oluyordu. Vahşileşiyor ve birbirlerini avlıyorlardı. İlk avlananlar tavuklar ve ördeklerken vahşileşen ilk çiftlik hayvanları domuzlar, sonra da kediler olmuştu. Köpekler de değişen koşullara uyum sağlamakta gecikmedi. Sanki insanlarınkine benzer bir salgını da köpekler yaşıyordu. İnsanların cesetlerini yiyor, bütün gece boyunca havlayıp uluyor, sabah olunca da uzağa kaçıyorlardı. Zamanla birlikte köpeklerin huylarının da değiştiği dikkatimi çekti. İlk zamanlar birbirlerinden ayrı durur, şüpheci ve her an dalaşa hazır vaziyette dolaşırlardı. Fazla sürmedi, bir araya gelip sürüler halinde koşmaya başladılar. Bilirsiniz köpekler hep arkadaş canlısı, sokulgan hayvanlar olmuşlardır. İnsan tarafından evcilleştirilmelerinden önce de öyleydiler. Salgından önce dünyanın son günlerinde çok sayıda farklı köpek ırkı vardı. Tüysüzler, kalın kürklüler, dağ aslanları kadar iri olanlar, onların dişinin kovuğuna bile gitmeyecek kadar küçükler. İşte tüm bu küçük ve zayıf köpekler diğerleri tarafından öldürüldü. Ayrıca yabani hayata uyum sağlayamayan çok iri köpeklerin de soyları tükendi. Sonuçta birçok farklı köpek ırkı yok olup bugün gördüğünüz sürü halinde koşan, kurtlara benzeyen, orta büyüklükteki köpekler kaldı. ''Ama kediler sürü halinde koşmaz!'' diye itiraz etti Huhu. İhtiyar, ''Kedi hiçbir zaman arkadaş canlısı bir hayvan olmamıştır.'' 19. yüzyılda yaşayan bir yazarın dediği gibi kediler başına buyruktur. Her zaman öylelerdi. İnsanlar tarafından evcilleştirilmeden önce de öylelerdi. Evcil hayvanlar olarak yaşadıkları çağlar boyunca da öylelerdi. Tekrar yabani hayata döndükleri günümüzde de öyleler. Atlar bile yabanileşti. Bütün o güzelim at ırkları bozularak bugün sizin de gördüğünüz küçük yabani atlar ortaya çıktı. İnekler, güvercinler, koyunlar da aynı şekilde yabanileşti.
Bilirsiniz, tavukların bazıları hayatta kalmayı başardı ama günümüzün yabani tavuklarıyla bizim zamanımızın tavukları arasında dünya kadar fark var. Neyse, hikayeme devam edeyim. Issız topraklar üzerinde yürüyordum. Zaman geçtikçe insanlara duyduğum özlem arttı da arttı. Ama kimseyi bulamadım. Kendimi iyice yalnız hissediyordum. Livermore Vadisi'ni ve Büyük Saint-Jacques Vadisi ile arasındaki dağları aştım. Siz Saint-Jacques Vadisi'ni görmediniz. Çok geniştir. Yabani atların yuvasıdır. Vadide binlerce, on binlerce attan oluşan çok büyük sürüler dolaşır. 30 yıl sonra oraya tekrar gittiğim için iyi biliyorum. Sahildeki vadilerde çok yabani at bulunduğunu düşünüyorsunuz ama bu atların sayısı Saint-Jacques'indekilere göre hiç sayılır. Tuhaf ama yabani doğaya kaçan inekler alçak dağlara döndüler. Demek oralarda kendilerini daha iyi koruyabiliyorlar. Haydutlarla yağmacılar kırsal bölgelere belli ki daha az uğramıştı. Çünkü geçtiğim çok sayıda köy ve kasabada yangın çıkmamıştı. Ama hastalıktan etkilenmiş cesetlerle dolu oldukları için keşif yapmadan o köylerin yanlarından geçip gittim. Latrobe yakınlarındaydı. Serbest kalalı fazla olmamış. Bu yüzden de tekrar insanlara bağlanmaya heves duyan koli cinsi iki köpeği hissettiğim yalnızlık nedeniyle yanıma aldım. Yıllarca bana eşlik eden bu köpeklerin bazı özellikleri bugün sizin köpeklerinizde de var. Ama aradan geçen 60 yılda koli cinsi tamamen yok oldu. Günümüzdeki köpekler evcilleşmiş kurtlara benziyor daha çok. Tavşan Dudak ayağa kalkıp keçileri kontrol edip öğleden sonra güneşinin konumuna bakarken ihtiyarın hikayesinin uzunluğu nedeniyle artık sabırsızlanmaya başladığını ortaya koyuyordu. Edwin'in acele etmesi konusunda uyardığı Granser anlatmaya devam etti. Anlatacak fazla bir şey kalmadı. İki köpeğim ve Midillim'le birlikte yakalamayı başardığım bir atın üzerinde Saint-Jacques'ı geçip Sierra dağlarında bulunan Yosemite adında harika bir vadiye geldim. Oradaki büyük otelde muazzam bir konserve deposu buldum. Geniş otlaklar vardı, avlanacak hayvan boldu, nehir alabalık doluydu. Geçmişinde yüksek uygarlık içinde yaşamamış insanların anlayamayacağı mutlak bir yalnızlık içinde orada tam 3 yıl geçirdim. Sonrasında artık yalnızlığa dayanamaz oldum. Çıldıracak gibiydim. Ben de köpekler gibi arkadaş canlısı bir hayvandım. Kendi türümden birilerine ihtiyacım vardı. Ben salgından kurtulduğuma göre başkaları da kurtulmuş olabilir diye mantık yürütüyordum. Ayrıca geçen 3 yılın ardından salgının mikroplarının tamamen yok olduğunu, ortamın arındığını tahmin ediyordum. Atım, köpeklerim ve Midillim'le beraber yola çıktım. Saint-Jacques Vadisi'ni tekrar geçtim. Dağları aşıp Livermore Vadisi'ne geldim. Geçen yıllar içinde orada şaşırtıcı değişiklikler olmuştu. İnsanın tarımsal çalışmaları sık ve gür yabani bitkiler tarafından öylesine istila edilmişti ki bir zamanlar muntazaman sürülmüş olan o toprakları tanıyamadım. Buğday, sebze gibi bitkiler ve meyve bahçesindeki ağaçlar insanların bakımı altında oldukları için son derece yumuşak ve hassastılar. Bunun tersine insan yabani otlar, çalılar ve benzerleriyle hep mücadele ettiği için bu bitkiler sağlam ve dirençliydi. Sonuçta insanın eli ortadan çekildiğinde yabani bitkiler insan tarafından yetiştirilen bütün bitkileri bastırıp yok etti. Vadide çakalların da sayısı çok artmıştı. Ayrıca kurtlarla ilk karşılaşmam da bu sıralardadır. Zamanlarının çoğunu geçirdikleri dağlardan ikili üçlü gruplar ve küçük sürüler halinde inerken görürdüm onları. Bir zamanlar şehir olan Auckland'dan fazla uzakta olmayan Temescal Gölü'nde ilk kez yaşayan insanlara rastladım. Hey benim sevgili torunlarım, nasıl sevindiğimi size anlatamam. Atımın üzerinde tepenin yamacından göle doğru inerken ağaçların arasından bir kamp ateşi dumanının yükseldiğini gördüm. Neredeyse kalbim duracaktı, deliriyorum sandım. Sonra bir bebeğin, bir insan yavrusunun ağladığını duydum. Köpekler avladı, benim köpeklerim onlara cevap verdi. O zamana kadar bildiğim tek şey, dünyada sağ kalan tek insanın ben olduğumdu. Başkalarının da yaşayabileceği doğru olabilir miydi? O duman, bebeğin ağlama sesi de neydi? 100 metre kadar ötemde, gölün üstünde bir adam, hem de iri yarı bir adam çıktı karşıma.
göle doğru çıkıntı yapmış bir kayanın üzerinde ayakta duruyor ve balık tutuyordu. Altüst olmuştum. Atımı durdurdum. Ona seslenmek istedim ama sesimi çıkaramadım. El salladım. Bana bakıyor gibi görünüyordu ama el salladığını görmedim. Orada eğerimin üzerine kapanıp başımı kollarımın arasına gömdüm. Başımı kaldırmaya korkuyordum. Çünkü bunun bir hayal olduğunu biliyor. Tekrar bakarsam adamı orada göremeyeceğimi düşünüyordum. O kadar güzel bir hayaldi ki biraz daha kalmasını istiyordum. Ona bakmazsam orada kalacağını biliyordum. Köpeklerimin hırlamalarını ve adamın sesini duyana kadar orada öylece durdum. Peki sizce o ses bana ne dedi? Söyleyeyim, sen buraya hangi cehennemden geldin bakayım? Adamın söylediği kelimesi kelimesine buydu. İşte tavşan dudak, diğer dedenin 57 yıl önce Temeskal Gölü kıyısında beni selamlarken söylediği şey buydu. Hayatta duyduğum en anlamsız sözlerdi bunlar. Gözlerimi açtım, koca çenesi, eğri kaşları ve öfkeli gözleri olan iri yarı esmer ve kıllı bir adam duruyordu önümde. Attan nasıl indim bilemiyorum. Bildiğim tek şey iki elimle adamın elini tuttuğum ve ağladığım. Ona sarılacaktım ama dar görüşlü, kuşkucu biri olduğu için benden uzaklaştı. Yine de elini bırakmadım, ağlıyordum. Anıları canlandıkça Grenser'ın sesi titremeye başlayıp azaldı. Yanaklarından dökülen zayıf gözyaşlarını gören oğlanlar kıkırdadılar. Evet, ağladım. Hatta tam bir canavar olmasına, kaba, düşüncesiz ve zalim bir adam olmasına rağmen şoföre sarılmak istedim. Adı da Bak Şişe, nasıl da unutmuşum adını. Herkes ona şoför diyordu. Aslında bu onun mesleğiydi ama isim olarak yapışıp kalmıştı. Bugün bile kurduğu kabileye şoförler kabilesi denmesinin nedeni budur. Şiddet düşkünü, adaletsiz bir adamdı. Hastalık ona nasıl dokunmadı hiç anlamamışımdır. İnsan eskiden beri metafizik bir kavram olarak mutlak adalete inanır ama anlaşılan o ki evrende adalet diye bir şey yoktur. Haktan, adaletten anlamayan, doğada kara bir leke gibi duran, gaddar, insafsız, düzenbaz bir vahşi olan o adam neden hayatta kalmıştı? Otomobiller, benzin, garajlar ve makineler dışında bir de son derece zevk aldığı bir şey olarak salgından önceki dönemde yanlarında çalıştığı kişilere yönelik adi hırsızlıkları ve iğrenç düzenbazlıkları dışında konuşabileceği bir şey yoktu. Ancak ondan çok daha iyi olan milyonlarca, evet milyarlarca insan ölüp giderken ona bir şey olmamıştı. Adamın kampına gittim ve orada o kadını, Vesta'yı gördüm. Muhteşem bir kadındı ve acınacak durumdaydı. Vesta Van Worden, John Van Worden'ın gencecik eşi, paçavralara sarılmış vaziyette, çok çalışmaktan nasır tutmuş yaralı berili elleriyle kamp ateşinin üstüne eğilmiş bulaşıkları yıkıyordu. Vesta, dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük servetin içine doğan kadın, bulaşık yıkıyordu. 1.8 milyar dolarlık servetin sahibi, Patronlar Kurulu'nun başkanı olan kocası John Van Worden, Amerika'yı yöneten adamdı. Ayrıca Uluslararası Denetim Örgütü'nün yönetim kurulunda bulunan 7 kişiden biri olarak dünyayı da yönetiyordu. Kadının kendisi de kocası gibi soylular sınıfından geliyordu. Babası Philip Saxon ölene kadar Patronlar Kurulu'na başkanlık etmişti. Bu makam babadan oğula geçme sürecinde olduğu için eğer Philip Saxon'un bir oğlu olsaydı yerine o geçecekti. Ama adamın tek çocuğu, nesiller boyunca bu gezegenin ürettiği en yüksek kültürün mükemmel çiçeği olan Vesta'ydı. Vesta ile nişanlanınca Saxon'un kendine veliaht olarak Van Worden'ı işaret ettiği anlaşıldı. Eminim ki bu siyasi bir evlilikti. Vesta'nın kocasına şiirlerde, şarkılarda bahsedildiği gibi delicesine aşık olmadığına inanmak için yeterli nedenim var. Daha çok patronlar tarafından alaşağı edilmeden önce iktidarda olan taçlı tatlı hükümdarların evliliklerine benziyordu. İşte oradaydı Vesta. O muhteşem gözleri açık ateşin dumanından yanmış vaziyette, isle kaplı bir kapta balık çorbası kaynatıyordu. Hikayesi ne kadar azindi. Benim gibi, şoför gibi o da hayatta kalan milyonda birlik grubun içindeydi. Van Worden, San Francisco körfezini kuş bakışı gören Alameda tepesinin en yüksek noktasına devasa bir yaz sarayı yaptırmıştı.
4 kilometrelik bir parkın içindeydi saray. Salgın başladığında Van Worden Vesta'yı oraya göndermişti. Parkın etrafında silahlı korumalar kol geziyor, erzak olsun, posta olsun, tütsülenerek mikroplardan arındırılmadan hiçbir şey içeri sokulmuyordu. Yine de salgın içeri sızarak kulübelerindeki nöbetçileri, görev başındaki uşakları ve bütün o hizmetliler ordusunu silip süpürdü. Bir oradan kaçanlar kurtulmuştu. Onlar da gittikleri yerlerde öldüler. Vesta böylece mezara dönüşen o koca sarayda kendini tek başına buldu. Şoför de orada çalışan hizmetliler arasındaydı. Ama kaçmıştı. 2 ay sonra döndüğünde hiçbir ölüm vakasının olmadığı küçük bir yaz köşküne yerleşmiş olarak buldu Vesta'yı. Adam canavarın tekiydi. Kız korktu. Ondan kaçarak ağaçların arasına sığındı. Narin ayakları ve hassas bedeninin taşlar tarafından yaralanmasının, çalılarca çizilmesinin ne demek olduğunu asla bilmemiş olan o kız, o gece yaya olarak dağlara kaçtı. Şoför peşinden gidip onu yakaladı ve onu dövdü. Anlayabiliyor musunuz? O feci yumruklarıyla kızı dövüp kendine köle etti. Artık odun toplayıp ateş yakması, yemek pişirmesi, kampın bütün aşağılayıcı işlerini yapması gereken kişi Vesta'ydı. Hayatında bir kez bile bu tür işler yapmamış olan Vesta. Ona bu işleri zorla yaptıran şoför ise tam bir yabani olarak kampta ense yapıyor ve onu izliyordu. Herif arada sırada avlanmak ve balık tutmak dışında tek bir işe, kesinlikle hiçbir işe el sürmüyordu. Tavşan dudak öteki olanlara dönüp alçak sesle ''Şoförün keyfine diyecek yokmuş. Ölmeden önce onu gördüm ben. Harika biriydi. Ayrıca işte yapıyordu. Hem de çok güzel işler yapıyordu. Biliyorsunuz babam onun kızıyla evlendi. Babamı nasıl da alt ederdi görecektiniz. Tam anasının gözüydü. Biz çocukları mum gibi susta tutardı. Beli bükülmüşken bile bir keresinde eli bana uzanıp hep yanında taşıdığı uzun çubuğuyla şapkamı başımdan çıkarmıştı.'' Tavşan dudağın bu anısıyla birlikte yuvarlak kafasını okşamasının ardından şoför kabilesinin kurucusunun karısı Vesta hakkında büyük bir hayranlık duygusuyla gevelediği sözleri dinlemek için hep beraber ihtiyara döndüler. Yani demem o ki bunun ne kadar acı bir şey olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Şoför bir hizmetliydi, anlayabiliyor musunuz? Bir uşaktı. Vesta gibiler karşısında hep iki büklüm, başı hep öne eğik duran biriydi. Vesta ise hem doğuştan hem de evliliği sayesinde hayatın efendisiydi. Şoför gibi milyonlarca insanın kaderi onun o pembe beyaz ellerinin bir işaretine bakardı. Salgından önceki günlerde şoför gibi kişilerle en ufak temas bile onun havasını kirletirdi. Hey gidi hey, bir keresinde tanık olmuştum. Hatırlıyorum da bir zamanlar büyük patronlardan birinin Bayan Goldwyn diye bir karısı vardı. Kadın tam özel zeplinine binecekken şemsiyesini yere düşürdü. Uşaklardan biri şemsiyesini yerden alıp kadına memleketin en soylu ve en zengin hanımlarından biri olan Bayan Goldwyn'e uzatma kabahatini işledi. Kadın sanki karşısında cüzamlı varmış gibi hemen geri çekilip şemsiyesini alması için sekreterine işaret etti. Ayrıca sekreterine bu mahlukatın adını alıp hizmetinden hemen çıkarması emri verdi. İşte Vesta Van Worden da böyle bir kadındı. Oysa bu kadın şimdi şoförün kölesi olmuştu ve ondan dayak yiyordu. Bil, hah tamam işte, şoförün adı Bil'di. Rezil, ilkel bir adamdı. Kültürlü insanların incelikli güdülerinden, şövalyeci duygularından eser yoktu onda. Adalet diye bir şey yok diyorum ya, işte kadınlığın şaikası Vesta Van Worden onun eline düşmüştü. Daha ne olsun? Bunun ne kadar acıklı bir durum olduğunu hiç anlamayacaksınız sevgili torunlarım. Çünkü sizler de yabani hayattan başka bir şey bilmeyen küçük birer vahşisiniz. Neden Vesta benim olmasındı ki? Kültürlü, incelikli bir adamdım ben. Önemli bir üniversitenin profesörüydüm. Gerçi Vesta salgından önce o kadar yüksek bir konumdaydı ki benim yaşadığımdan haberi bile olmamıştır. Onu şoförün eline düşüren bu büyük alçalmaya oradan pay biçin. İnsanoğlunun yeryüzünden tamamıyla silinmesinden daha küçük hiçbir olay onunla tanışmamı, konuşmamı, gözlerinin içine bakmamı, elini tutmamı ve evet onu sevmemi, üstelik onun da bana karşı boş olmadığını görmemi sağlayamazdı.
dünyada şoför diye bir adam olmasaydı, Weston'ın, evet, onun bile beni sevebileceğine inanmak için nedenlerim var. Ah, ah, 8 milyar insanı öldüren şu veba neden bir adamı daha öldürmemiş, neden şoförü sağ bırakmıştı ki? Bir keresinde Vesta, şoför balık tutmak için kamptan ayrılmışken onu öldürmem için yalvardı bana. Gözleri yaşlarla dolu halde yalvardı hem de. Ama şoför kuvvetli ve öfkeli biriydi. Korktum. Onunla konuştum. Vesta'yı bana versin diye atımı, midillimi, köpeklerimi, yani sahip olduğum her şeyi teklif ettim ona. Sırıtıp başını iki yana salladı. Ağır konuştu. Eskiden uşaklık ettiğini, benim gibi adamların ve Vesta gibi kadınların ayaklarının altındaki tozdan başka bir şey olmadığını, oysa şimdi memleketin en büyük hanımının kendisine hizmetçilik edip yemeğini pişirdiğini ve çocuklarına baktığını söyledi. Sizin zamanınız salgından önceydi ama artık gün benim günüm, hem de harika bir gün. Hiçbir şey karşılığında eski günlere geri dönmem. Bunları söyledi ama birebir bu sözcükleri kullanmadı. Çirkin konuşan, fesat bir adamdı. Sürekli edepsiz laflar ve küfürler dökülürdü dudaklarından. Ayrıca eğer kadınına göz süzerken yakalarsa boynumu kıracağını, onu da döveceğini söyledi. Ne yapabilirdim ki? Korktum. Tam bir canavardı herif. Kampı bulduğum ilk akşam Vesta ile getirdiğimiz dünyaya ilişkin harika bir sohbet yapmıştık. Biz sanattan, kitaplardan, şiirden konuşurken şoför dinlemiş, pis pis sırıtmış, bizi aşağılayarak gülmüştü. Kafasının basmadığı bir sohbeti dinlemekten sıkılıp kızmış ve sonunda sohbetimizi keserek şöyle demişti. Ve karşınızda bir zamanların patronlarının en büyüğü Van Worden'ın eşi Vesta Van Worden. Bu yücelerde gezinen burnu havada güzellik şimdi bana karılık ediyor. Ya işte böyle Profesör Smith, artık devir değişti. Devir değişti. Gel bakayım kadın, şu çizmelerimi çıkar da ayaklarım rahatlasın. Seni nasıl terbiye ettiğimi Profesör Smith de görsün, dedi. Vesta'nın dişlerini sıktığını, isyan ateşinin yüzüne hücum ettiğini gördüm. Şoför vurmak için o kemikli yumruğunu kaldırınca korktum. Çok büyük bir üzüntü hissettim. Ona karşı koymak için hiçbir şey yapamadım. Bu saygısızlığa tanık olmamak için kalkıp gideyim istedim. Ama şoför güldü. Orada kalıp olacakları izlemezsem beni dövmekle tehdit etti. Böylece orada, Temeskal Gölü kıyısındaki o ateşin başında oturup, Vesta'nın, Vesta Van Worden'ın diz çökerek o pis pis sırıtan, kıllı, maymuna benzeyen insan canavarın çizmelerini çıkarışını izlemek zorunda kaldım. Ah benim sevgili torunlarım, bilemezsiniz. Zaten böyle davranışlar dışında bir şey görmemiş olan siz bunu anlayamazsınız. Vesta o rezil, o aşağılık görevi yerine getirirken şoför de iyi terbiye ettim, dizginlerini sıkı tuttum diyerek böbürleniyordu. Bazen birazcık inatlaşıyor, az bir şey direnç gösteriyor ama yanağına yediği bir tokattan sonra sakinleşiyor, kuzular gibi uysal oluyor diyordu. Bir başka sefer de şöyle dedi. Her şeye yeniden başlamalı, çoğalmalı, dünyayı doldurmalıyız. Halbuki sen bunu yapacak durumda değilsin profesör. Senin bir kadının yok ve biz de o bildiğin cennet bahçesinde değiliz. Neyse ki ben kibirli biri değilim. Bak sana ne diyeceğim profesör. Derken henüz bir yaşını ancak bulmuş bebeği gösterdi. İşte senin karın ama büyüyene kadar beklemen lazım. İyi değil mi? Burada hepimiz eşitiz ve bu gülün en büyük kurbağası benim. Ama benim burnum havalarda değildir. Profesör Smith, sana bu büyük onuru Vesta Van Worden ile benim kızımla nişanlanma onurunu veriyorum. Van Worden'ın da burada olup bu sahneyi görmemesi ne kötü değil mi? Diyordu. Şoförün kampında 3 hafta boyunca sonsuz eziyetler çekerek yaşadım. Sonra bir gün benden, daha doğrusu Vesta üzerindeki ona göre kötü etkimden bıkınca bir önceki yıl Contra Costa'dan Carquinez Boğazı taraflarına giderken boğazın öte yakasında bir duman gördüğünü söyledi. Yani yaşayan başka insanlar da vardı ve bu sonsuz değerli bilgiyi 3 hafta boyunca benden saklamıştı. Köpeklerimle atlarımı alıp hemen yola çıktım. Contra Costa tepeleri üzerinden boğaza vardım. Diğer yakada duman görmedim ama Costa limanında hayvanlarımı da bindirip karşıya geçebileceğim küçük bir çelik mavna buldum.
Yine oralarda bulduğum eski bir keten bezi yelken hizmeti gördü. Güney rüzgarı ile birlikte boğazı geçip Balejo harabelerine vardım. Burada şehrin eteklerinde kısa süre önce kurulmuş bir kampın izlerine rastladım. Orada gördüğüm çok sayıda midye kabuğu bu insanların neden körfezin kıyısına kadar indiğini gösteriyordu. Santa Rosa kabilesindendiler. Eski demir yolunun sağ tarafı boyunca izlerini takip ederek Tuzla'yı geçip Sonoma Vadisi'ne geldim. Burada Glen Allen'daki eski tuğla fabrikasında kamplarını buldum. Toplam 18 kişiydiler. İkisi yaşlı adamlardı. Bunlardan biri de eski bankacı Jones'tu. Diğeri ise Napa'daki eski akıl hastalıkları hastanesinin müdiresini kendine eş olarak almış olan eski rehinci Harrison'dı. Napa şehrinden, o zengin ve kalabalık vadideki diğer bütün kasaba ve köyler içinden hayatta kalan tek kişiydi bu kadın. Kabilede onların dışında üç genç vardı. Eski çiftçi Cardiff ve Hale ile eski amele Wainwright. Üçünün de karısı vardı. Salgından kurtulan kadınlar arasında Vesta'dan sonraki en büyük ödül olan Isadora, kaba, cahil çiftçi Hale'in payına düşmüştü. Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biriydi. Salgına San Francisco'da yakalanmıştı. Bir keresinde onunla saatlerce süren sohbetimizde başından bir sürü şey geçtiğini ve sonunda Mondesino koruma ormanında Hale tarafından kurtarıldığını, bu durumda onun karısı olmak dışında yapacak bir şey kalmadığını söyledi. Hale okumamış olabilirdi ama iyi biriydi. Kocası keskin bir adalet duygusuna, doğru davranışlarda bulunma güdüsüne sahip biri olduğu için Isadora da şoförün karısı Vesta'ya göre çok daha mutlu bir hayat sürüyordu. Cardiff ile Wainwright'ın karıları ağır işe alışkın, güçlü kuvvetli, sıradan kadınlar, tam da yaşamak zorunda kaldıkları yeni hayatın gerektirdiği tiplerdi. Bundan başka Eldreş'teki özürlüler evinden gelme zeka özürlü iki yetişkinle kabile kurulduktan sonra doğan 5-6 çocuk ve bebek vardı. Ayrıca bir de Berta vardı. Babanın aşağılamalarına karşın gayet iyi bir kadındı o tavşan dudak. Ben de kendime eş olarak onu seçtim. Edwin ve Huhu, sizin annelerinizin annesi odur. Kızımız Vera ise senin baban Sandoval'la evlendi tavşan dudak. Sandoval, Vesta Van Warden ile şoförün en büyük oğluydu. Sonuçta Santa Rosa kabilesinin 19. üyesi oldum. Benden sonra kabileye sadece iki yabancı katıldı. Birisi patronların soyundan gelen Mangerson'du. Kuzey Kaliforniya'nın vahşi topraklarında yalnız başına geçirdiği 8 yıldan sonra güneye inip bizi bulmuştu. Kızım Mary ile evlenmek için tam 12 yıl beklemek zorunda kalan kişi odur. Öteki de Utah kabilesini kuran Johnson'dı. Utah, onun memleketinin adıydı. Buradan çok uzaklarda, doğuda, büyük çölün arkasında bulunan bir yerdi. Zaten Johnson, Kaliforniya'ya salgından tam 27 yıl sonra ulaşabilmişti. Utah'ta hepsi erkek ve biri kendi olmak üzere 3 kişi dışında kimsenin kalmadığını söylemişti. Yıllar boyunca bu üç adamla birlikte avlanıp birlikte yaşamış, ancak sonunda umutsuzluğa kapılarak insan türünün kendileriyle beraber dünyadan silineceği korkusuna kapılmış, salgından kurtulan kadın olup olmadığını görmek için batıya, Kaliforniya'ya yönelmişlerdi. Johnson iki arkadaşının öldüğü çölü tek başına aşmıştı. Aramıza katıldığında 46 yaşındaydı. Isadora ile Hale'in dördüncü kızıyla evlendi. Johnson'ın en büyük oğluysa Vesta ile şoförün üçüncü kızı olan senin halanla evlendi tavşan dudak. Johnson güçlü kuvvetli ve kendisi baş olmak isteyen biriydi. Bu yüzden Santa Rosa'lılardan ayrılıp San Jose'de Utah kabilesini kurdu. Sadece 9 kişinin bulunduğu küçük bir kabiledir. Üstelik Johnson öldü. Ancak onun etkisi ve soyunun gücü sayesinde kabilesi hayatta kalıp güçlenecek ve dünyada uygarlığın yeniden başlamasında başlıca rollerden birini oynayacaktır. Bunlar dışında bildiğimiz kadarıyla iki kabile daha var. Los Angelitoslar ve Carmelitoslar. Bu son kabile soyu eski Meksikalılara dayanan hayli esmer bir adam olan Lopez ile bir kadın tarafından başlatıldı. Lopez eskiden Carmel civarındaki dağlarda çobanlık yaparken karısı ünlü Del Monte Hotel'de hizmetçi olarak çalışırmış. Los Angelitoslarla ilk temas kurmamızdan bu yana 7 yıl geçti. Toprakları gayet güzel ama çok sıcak.
Şu anda dünya nüfusunun 350 ile 400 arasında olduğunu tahmin ediyorum. Tabii dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan başka kabilelerin olmadığını varsayarak bu tahminde bulunuyorum. Varsa bile onlardan hiç haber alamadık. Johnson'un çölü geçmesinden bu yana doğudan veya başka bir yönden en ufak bir haber veya işaret gelmedi. Çocukluğumda ve gençliğimde tanıdığım o kocaman dünya gitti. Yok oldu. Salgından önceki günleri yaşamış, artık gitip gitmiş o eski günlerin harikalarını görmüş son adam benim. Toprağıyla, deniziyle, göğüyle, bütün gezegene hakim olan, kendisini Tanrı yerine koyan bizler, şimdi Kaliforniya denen şu memleketteki su boylarında ilkel bir yabanilik içinde yaşayıp gidiyoruz. Öte yandan sayımız da hızla artıyor. Tavşan Dudak, mesela senin ablanın 4 çocuğu var. Sayımız hızla artıyor ve uygarlık yolunda yeniden ilerlemek için hazırlanıyoruz. Zaman içinde nüfusumuzun artması nedeniyle etrafa yayılmak zorunda kalacağız. Belki de bundan 100 kuşak sonra bizim soyumuzdan gelenler Sierra Dağları'nın ötesine geçerek nesilden nesile yavaş yavaş yollarına devam edecek ve yerleşimler kura kura Amerika kıtasının doğusuna doğru gidecekler. Aryanların dünya üzerinde yeniden dolaşması olacak bu. Ama yavaş, son derece yavaş olacak her şey. Daha yola çıkmaya çok uzağız. Umutsuzluk verecek kadar uzağız hem de. Keşke bir tanecik fizikçi veya kimyacı sağ kalmış olsaydı. Olmadı işte. Sonuçta bildiğimiz her şeyi unuttuk. Şoför demir üzerine çalışıyordu. Bugün kullandığımız demir aletlerini o dövdü. Ancak tembel bir adamdı. Öldüğünde madenler ve makineler konusunda bildiği ne varsa kendisiyle birlikte götürdü. Bu tür şeyler hakkında ben ne bilirim ki? Ben kimyacı değil, klasik diller öğretmeniydim. Sağ kalan diğer adamlarsa hiç eğitim almamışlardı. Şoförün hayatta iki başarısı vardır. Güçlü bir içki damıttı ve tütün yetiştirdi. Bir keresinde sarhoşken Vesta'yı öldürdü. Gerçi o hep Vesta'nın gölde boğulduğunu söylerdi ama ben sarhoşken gelen bir hiddet nöbeti sırasında kadıncağızı onun öldürdüğüne kesinlikle inanıyorum. Sevgili torunlarım, bir de sizi büyücü doktorlar konusunda uyarayım. Bir zamanların o asil mesleğinin komik taklitleri olarak kendilerine doktor derler ama aslında büyücüden başka bir şey değillerdir. Şeytanın adamlarıdır, karanlığa ve batıl inançlara neden olurlar. Hilecidir onlar, yalancıdır. Ama biz de o kadar düşmüşüz, o kadar aşağı düzeylere inmişiz ki onların yalanlarına inanırız. Bizim sayımız arttıkça onların da sayısı artacak. Günün birinde bizi yönetmeye kalkacaklar. Halbuki şarlatandır onlar, yalancıdır. Doktor havalarına giren şu genç şaşıya baksanıza, hastalıkları iyileştiren, bol avlar getiren büyüler ve muskalar satıyor, havalar düzelecek vaadinde bulunup, karşılığında et ve post alıyor, insanlara ölüm çubuğu gönderiyor, binbir çeşit kara büyü yapıyor. Bakın size söylüyorum, bunları yaptığını söylerken yalan atıyor. Ben Profesör Smith, Profesör James Howard Smith, onun yalan attığını söylüyorum. Yüzüne karşı da söyledim bunu. Neden göndermedi bana ölüm çubuğunu? Çünkü biliyor ki bana işlemez. Ama sen Tavşan Dudak, bu batıl inançların içine öylesine batmışsın ki bu gece uyanıp ölüm çubuğunu yanında görsen kesin ölüp gidersin. Çubukta bir güç olduğundan değil, sen yabani insanların karanlık ve bulutlu zihnine sahip bir yabani olduğun için ölüp gidersin. Bu büyücü doktorların yok edilmesi, kaybedilen bütün bilgilerin ise yeniden elde edilmesi gerekir. Bunun için ben de size mutlaka hatırlayıp çocuklarınıza anlatmanız gereken çok önemli bir şey belleteceğim. Çocuklarınıza deyin ki, ateşte suyu ısıttığımız zaman içinde bulunan buhar adını verdiğimiz harika bir şey çıkar. İşte bu buhar 10.000 adamdan daha güçlüdür ve insanın bütün işlerini yapar. Böyle yararlı başka şeyler de var. İnsanın aynı derecede güçlü bir hizmetkarı da şimşeklerin içindedir. Bu hizmetkar geçmişte insanların kölesiydi, gelecekte de olacaktır. Bambaşka bir şey de alfabe. Siz kaba resim yazı dışında bir şey bilmiyorsunuz ama ben o ince işaretlerin ne dediğini alfabe sayesinde anlıyorum. Kabiledekiler denize indiği zaman benim hep telegraf tepesindeki mağaraya gittiğimi görürsünüz ya, işte oraya birçok kitap sakladım. O kitaplarda çok önemli bilgiler var.
Ayrıca alfabeyi öğrenmek için hazırladığım bir rehberi de kitapların arasına koydum. Böylece resim yazı yazmayı bilen insan alfabeyi de okuyabilecek. Günün birinde insanlar tekrar okuyacak ve eğer mağaramın başına bir şey gelmezse işte o zaman insanlar bir zamanlar burada Profesör James Howard Smith diye birinin yaşadığını ve onlar için eski insanların bilgilerini sakladığını bilecekler. İnsanların tekrar keşfetmekten kaçınamayacağı bir şey daha var. Adına barut derler. İnsanın uzun mesafeden bir canlıyı öldürmesini sağlar. Doğada bulunan bazı şeyleri uygun oranlarda karıştırdığınızda barutu elde edersiniz. Bu şeylerin ne olduğunu sorarsanız unuttum ya da hiç bilmiyordum. Aslında bilseydim ne güzel olurdu. Hemen barut yapıp şaşıyı öldürür, baltı inanç denen şeyi ortadan kaldırırdım. Büyüyünce bütün keçilerimi, etlerimi ve postlarımı şaşıya vereceğim ki bana büyücü doktor olmayı öğretsin. Öğrendiğim zaman da herkesin karşımda oturup beni dinlemesini sağlayacağım. Göreceksin, hepsi önümde diz çökecek, diye karşı çıktı ona hu hu. İhtiyar ciddiyetle başını sallarken mırıldanmasını sürdürdü. Kirpas içinde yaşayan, üstünü hayvan postu geçirmiş bir yabaninin dudaklarından, Aryanlardan kalma böyle lafların dökülmesi ne tuhaf. Dünya alt üst olmuş, salgından beri de bu vaziyette. ''Bana diz çöktüremezsin, ölüm çubuğu gönder diye sana ödeme yaparsam ve çubuk işe yaramazsa kafanı kırarım, anladın mı hu hu?'' diye göğsünü kabarttı tavşan dudak geleceğin büyücü doktoruna. ''Ben de Granser'ın şu barut denen şeyin nasıl yapıldığını hatırlamasını sağlayacağım, böylece ikinizden de üstün olacağım. Tavşan dudak, sen benim adıma savaşacak, benim için avlanacaksın. Hu hu, sen de ölüm çubuklarını benim adıma gönderip herkesi benim için korkutacaksın. Eğer tavşan dudak senin kafanı kırmaya çalışırsa, barutumla onun icabına bakacağım. Granser hiç de sizin sandığınız gibi salak değildir. Onun dediklerini dinleyeceğim ve günün birinde hepinizin başına geçeceğim, dedi Edwin yumuşakça. İhtiyar başını sallayıp şöyle dedi. Barut tekrar gelecek, bunu hiçbir şey engelleyemez. Aynı eski hikaye yeniden, yeniden yaşanacak. Sayısı artan insanlar savaşmaya başlayacaklar. Barut sayesinde insanlar milyonlarca insan öldürecek ve çok ileride bir gün yeni bir uygarlık sadece bu yoldan, ateş ve kan üzerinden evrilecek. Peki bunun faydası ne? Eski uygarlıklar nasıl yıkıldıysa bu yeni uygarlık da geçip gidecek. O uygarlığı inşa etmek 50 bin yıl alsa da geçip gidecek. Zaten her şey geçip gider. Geriye sadece kozmik güç ve madde kalır. Onlar da ebediyen devam edecek. Sonu gelmez bir akış içinde birbiriyle itişip çekişecek o ölümsüz tipleri ortaya çıkarır. Rahibi, askeri ve kralı. Çağların bilgeliği şu bebelerin ağzında nasıl da dile geliyor. Kimisi savaşacak, kimisi yönetecek, kimisi dua edecek. Uygar devletin hayranlık veren, eşi benzeri görülmemiş harikalarının sonu gelmemecesine tekrar tekrar kanlı iskeletleri üzerinde yükseldiği tüm diğer insanlarsa büyük ıstıraplar içinde sürekli çalışacak. Mağaradaki kitapları yok etsem de aynı şey. Kitaplar olsun veya olmasın, içlerindeki eski gerçekler tekrar keşfedilecek. Eski yalanlar tekrar devreye girecek. Orada yazılan yaşantılar tekrar yaşanıp sonraki kuşaklara aktarılacak. Ne faydası var? Tavşan dudak otlayan keçilere ve ikindi güneşine hızlı bir bakış atıp ayağa fırladı. ''Baksana bizim moruk gün geçtikçe sözü daha fazla uzatıyor. Hadi artık kampa gidelim.'' dedi Edwin'a. Diğer iki oğlan köpeklerin de yardımıyla keçileri toplayıp ormanın içinden geçen yola doğru yürümeye başlarken Edwin de ihtiyarın yanında kalıp onu aynı doğrultuya doğru götürdü. Yola vardıklarında Edwin birden durup arkasına baktı. Tavşan dudak, hu hu, köpekler ve keçiler yanlarından geçti. Edwin sıkı kumların olduğu bölgeye gelen küçük bir vahşi at sürüsüne bakıyordu. Sayısı en az 20'yi bulan taylarla kısrakların başında, kıyıya vuran dalgaların ucundaki köpüklerin sınırında durmuş, yay gibi boynu ve parlak gözleriyle denizden gelen tuzlu havayı koklayan güzel bir aygır vardı. ''Ne oldu?'' diye sordu Granser. ''Atlar'' dedi oğlan. ''Onları sahilde ilk kez görüyorum. Herhalde yukarılarda dağ aslanlarının sayısı çok artmış ki onları aşağılara kadar sürmüşler'' dedi Edwin.
alçalmış güneş, parça parça bulutlarla kaplı ufuktan yelpaze şeklinde kızıl ışın huzmeleri yayıyordu. Yakında kumsala vuran dalgaların geri çekilen beyaz sularında deniz aslanları en eski zamanlardan kalan şarkılarını böğürüyor. Kendilerini denizin üstündeki kara kayalara atmış, savaşıyor ve sevişiyorlardı. Edwin, gel Granser diye yönlendirdi ihtiyarı. İkisi de hayvan postuna bürünmüş, ikisi de barbarlara benzeyen ihtiyar ve oğlan, ormana giren yol boyunca keçilerin peşinden yürümeye başladılar.